Bak şimdi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Brookman 400. Muhammed abimizin motoru. Tamam. Plaka göstermeyeceğiz. Brookman 400. Normalde detaylı bakım yapıldı. 10.000, 5.000 kilometre önce yapıldı. Şimdi biz 5.000 kilometre sonra bir titreşim oluşmuş. Ona bakacağız. Neden titriyor? Şu anki planımız detaylı varyatör bakımı değil ama bakacağız duruma göre. Dünyada ilk değil. TR'de de ilk değil. İkinci. Daha önce geldi mi? He? Yok, daha önce gelmedi. Her motor geliyor sana ya. Aynen abi, geliyor. Her çeşit motor geliyor. Senin mesajların bana geliyor. Doğru. Şimdi bakacağız. Kardeşimizi severek ve özellikle takip ediyoruz yani. Aynen. İşin ehli. Allah onlara razı olsun. Eyvallah. Başlar. Burada değişik bir işler var. Yapsak daha rahat çalışır. Böyle bir klipsi var. Görüntü nasıl, bakalım bir. Görüntü iyi. Burada bir klipsi var. Başka. Şurada bir tane birası var. Burada var. Şurada ne varmış? Güzel bir yer ama bari. Hiç esmiyor ha. Aynen abi. Motoru da ilk defa söküyoruz. Yapmadığımız skuter bir bu kalmıştı. Onu da inşallah yapacağız. Ha, detaylıca bir uzun bir videosu yok internet ortamında. Biz de detay yapmaya çalışacağız. Arkada çekmeli bu. Bu çekimleri de. Aynen, plaklı o. Burası da. İşte bir kapağı var. Şurada geçmeli. Şurada bir tane gizli bir kıyı var. Canlı yayında mı şu an? He? Canlı yayında mı şu an? Yok, canlı yayın değil. YouTube'a çekiyorum. Video. Ya bu video mu şu an? Açamam. Yok, canlı değil. Şey, onu açmamıştı ya. Rubius'ta onu... Sökmemiş miydi? Yok, sökmemişti onu. Direkt oradan açmıştı. Direkt buradan mı açtı? Aynen. Tamam, öyle.
buradan direkt. Aynen, aynen oradan sarkıtmıştı. Tamam, anladım. Evet, bu şekilde geliyor demek. Taş mı düştü abi içinde? Aynen daş düştü. Şey daş düştü. Taş taş. Vallahi. Şuna daş düştü. Harbiden gerek yok. Şuraya tekrar mafsa olsa. Sen daşları nerede topladın abi? Yollarımız bitiyor değil ki burada. Abi yolları hiç sorun. Şerefsizler var ya, yama yapmaktan ve yama yapıyorsun. Onu bari düzgün yap, Allah razı olsun. Bir yama yapmış abi. Evet. Asfalt şeyin büyüklüğünde. İple. Ya oğlum yolda sıfır yapsan Allah razı olsun. Bir şey, lan makine oradan geçerken abi havada gidiyor biliyor musun? Hı. Asfalt genişliği. Vigalarını söküyoruz şu anda. Vigaları bayağı uzun ha. Hepsi aynı değil herhalde. Bilmiyorum da farklı bir daha. Görüntü nasıl videodan, iyi mi? Güzel güzel. Tamam şimdi düştü şey. Vigaların hepsinin boyu farklı. Evet. Biraz kafa karıştırıcı vigalar. Taş toplu mu lan? Tabii abi. Taşlar dökülüyor lan. Ya böyle toz toprak yolu girmemiş mi şu an? Buradan sonrası katıl üyelerine özel. Taş geldi dedim. ABS kablosu. Evet. Hayır şurada acayip geldi. Orayı yapıştırdı biliyor musun? Niye? Orası o bu şey plastik malzeme tutmadı. Tutmadı değil mi? Orayı yapıştırdı. İsim verelim mi? Olur. Kim? Başla. Olabilir abi. Yani, yani plastiğin kalitesiyle alakalı. Sen kırpma falan yapıyorsun mu aldın? Ne? Burada kırpma yapıyorsun galiba. Neyi? Kırpma mı? Kaybetme, kırpma. Yok abi onlarla uğraşamıyorum yani. Ha. Yok. Neyse atıyorsun ha? Neyse atıyoruz abi. Ne çektiysek o. Hepinize sevgiler, selamlar. Aynen. Murat abi candır. Yani gözünüz kapalı. Gerisi heyecandır. Bırakabilirsiniz arkadaşlar. Abi. Ben iki tane X5 getirdim. Elhamdülillah. Canavar gibi ikisi de. Niye? Bakımlar Murat abi de yapıyor. Mecbur kaldım, başka yere gidebiliyorsun işte. Ben yoğun oluyorum, değil mi? Yoğun olduğundan evet, aynen öyle abi. Bir kere seferliğine, o da deli de bir kere oldu aslında. Başka olsaydı devreli bazı değiştirdim. Ya, yemin ederim gece uyuyamadım ya. Murat abi dokunmadı ya şimdi devreli. Allah Allah. Tribe girdim ya. Öbür gün aradım abi dedim böyle böyle dedi. Dedim geleceğim dedim bir kontrol et bakayım her şey doğru mu? O da mütevazı diyor ki bak oğlum diyor, doğru yapmıştır diye şey zorlama işte boşuna baratörü açtırma.
Adam doğru yapmıştır diyor. Ben yine de güveniyorum. Yok abi açacağız diyorum. Bari diyor senin bakman lazım. Yani insan aynı yaptırdığı ustaya bir daha aynısını yaptırmak diyor. Yani onu sevdiği için, onda kalbi mutmain olduğu için ondan kaynaklanıyor. Aldatmış gibi mi hissediyor? Yani. O ondandır yani. O da yani aynı işlemi onda görmediği zaman diyor ki ya diyor başka bir şey yaptı bu diyor. Mesela. Evet. Ben bazen farklı motorcuya götürdüğüm zaman diyorum ki ya diyorum bu adam şimdi diyorum içinden diyorum bir orijinal parçasını alıp götürse yani alsa değişse bir el yan sana yanında başlamaya takıp değişse. Evet. Ne yapacaksın abi? Anlayamazsın ki değil mi? Evet. Ki bunu da yapıyorlar yani abi. Evet. Sen daha iyi bilirsin. Evet. Yapıyorlar değil mi? Aynen. Alıyor. Tabii. Adam ne yapıyor? Götürüyorsun motoru bırak kardeşim. İşte ne bileyim yarın gel adam yani. Öyle bir şey. Yani bir saatte işten işte. Yardıklar götürüp götüreyim. Doğru. Haklısın hocam. Dışarıda bunlar var işte böyle. Bilmediğim etmediğin adam bırak kardeşim diyeyim işte. 3 saat 4 saat sonra gel. Kardeşim ben motorun başına duracağım. Ne yaptığını göreyim. Doğru. Tamam Mehmet de mi seni? Yaptığımız genel yani kontrol yapacağız. Yağ değişimi yapacağız değil mi ama yağ filtresi de evet, yapacağız. Aynen. Evet. İnşallah. Bir de insan ustaya nasıl gitmesi lazım. Yani bir şey anlattığı zaman o anlattığı şey çok saçma bir şey bile olsa onu dikkatli alması lazım. Doğru. Şimdi biz de sen de onu görüyoruz abi. Net yani. Ne bir şekilde söyledim sana. Doğru. Bazı sana söylemedim abi dedim şöyle oldu böyle oldu dedim. Mesela biliyorum saçma bir konu, saçma bir şeyden bahsediyorum ama sen direkt güzel bir yorumluyorsun. Bak kardeşim öyle değil de şöyledir belki. Aynen diyorum bak aynen ondan nokta atışı şey yapıyorsun böyle. Evet. Dışarıdaki ustaya sorsan abi. Ya kardeşim sen ne anlatıyorsun diye kapat abi. Ya abi saçma sapan arayanlar var ya. E tabi değil mi? Şimdi başka bir şey var da şimdi öyle bir şey söylediğin zaman işine mi karışıyorsun falan? Aynen öyle aldı. Yani öyle aldı. Çok biliyorsan kendin yap. Evet. Halbuki bilmediğinden soruyor yani onu aydınlatman lazım. Onu tabiri caizse rahatlatman lazım. Evet. Bu adamı. E şimdi ateşini söndürür, su söndürür. Evet. E sen ateşe bir de ateş evet. Koyuyorsun onu. Ateşe benzin döküyor. Yani. Evet. Gerek yok. İşte biz sende benzin değil, su gördük. Arkadaşlar bütün vidalar ayrı. Hepsinin boyu farklı. Yapacak arkadaşlar buyurun. Vidaların hepsinin boyu farklı. Değil mi? Alttakiler mi üsttekiler mi acaba? Ben sıkıntı yok. Ben istediği hepsi farklı olsun sorun değil benim. He sen şey yapma. Limonata mı kolon? Şey. Üst değil mi? Şey Lipton ice değil mi kolon? Ice değil. Murat bir şey lazım sağ olun. Yok abi. Lazım değil. Ama adamlar ne yapmışlar ya? Şimdi sen varyatör sökeceğin var ya. Hı. Abi debriyaj nasıl bir debriyaj öyle? Ya bana yapmışlar. İnşallah buraya. Ya diyor o debriyaj diyor, otası diyor. Öldüremezsin diyor Allah'ın diyor. Ha. Buradan şöyle bırak. Tamam abi. Bu eşyası hocam da söylemiş. Allah. Evet. Yavaş yavaş. Bu bardak çok iyi kafa gitti. Evet, geliyorum. Video gelmek kolay. Hop geldi. Elhamdülillah. Bismillah. Sistem bu. Hop, saat dantini düştü. İçmek de hemen hemen aynı abi ya. He? İçmek de hemen hemen aynı ya. X-Max aynı değil. Aa, bana aynı gibi geldi. Kasnağa baksana. Tamam büyüklük vesaire evet de. Hani şekil şemal hem var tabii sen daha iyi bilirsin tabii. Yok abi aynı değil. Arka valitör daha büyük. Yok büyüklüğü tamam vesaire ekstrası zaten büyük. Ama öyle tip şekil olarak sanki aynı gibi. Evet. 27 galiba şu. Ön 24, arkalı 24. Allah.
şeyde söktüğünde böyle petekli bir yuvarlık bir şey vardı ya. Onu hiç çıkmadı, onu anlıyorum. Ha, sen şey diyorsun. Varitor, varitor kapağını diyorsun. Şey. Böyle pervane. Böyle güzel bir şey böyle sarımsı. Varitor fitresini diyorsun değil mi? Değil mi? O mu? Aynen. O ne abi, onu göremedin mi? Abi fitre bitir nerede? Böyle sarımsı yuvarlak bir şey böyle. Tatlı bir şey yapmış. Dur bakayım. Burada bir kısım karakteri alt değil mi? İkisi neyse bu doğru yok değil mi? Şunu diyorsun abi. He? He. Oo, ne olmuş ona diyor? Kiremiş abi. Kiletmişler. Tamam, güzel gidiyor. 5 dakika soğutalım orayı. Böyle kalsın, 5 dakika devam ederiz sonra. Aynen. Tamam, aslında sen onu durdurmuştun. Aynı şeyi devam ediyordun, biliyorsun. Sıkıntı baştan yok. Başlamış oldun. Olsun, ben onları birleştiriyorum. Birleştirebiliyor musun? Tabii. Normalde şu tası açıp içini toz almamız yeterli ama ben komple sökeceğim. Merak ediyorum. Ya sökmüşsün, sökmüşsün. Yani sen daha iyi misin? Kazanmış yani. 5 gün varmış. Şöyle bir somun var. Arkasına şöyle. Bilezik gibi bir tane kurmuş. Şöyle bir kuru var. Bu şekilde. Ben çok konuşuyorum. Hayvan yapıyoruz. Bazı sen de değil mi? Aynen. Komple bana soruyor. Bayağı bir tozlanmış. Burada arada kulu var mı yok? Senden de gelmiyor, senin mi yapıyorsun? Arka valete bir çekelim. Oo, bayağı tozlanmış. Titreşim tane... demek ki Murat ondan yapıyor. Tabii abi. Şurada bir tane kulu var yine. Sonunların da yönü var. Üst tarafa, ön tarafa bakıyor. Şurada bir tane. Ha, bu tas da beraber şurada. Sabit. Bu arka. Tas sağlamış böyle. Tas da beraber, kurcu bir beraber. O bayağı sistemmiş bak. Görüyor musun? Gözüküyor mu videoda? Aynen gözüküyor. Evet, evet. Şöyle. Bayağı bir pislenmiş. Tas parlamış biraz. Böyle sıcak bir tas. Tas soğusun orada. Palatalara bak ya. Palatalar çok güzel oldu. Şöyle alalım. Kayışın yine bu arada. Mitsubishi'nin kayışı. 27.601 diye bir kuru var. Kayış çok güzel. Kayışımızı aldık buraya. Şuna bir amatı tutacağız. Devraj balatası. 2, 4, 5'ti. Buna detaylı bakım yapılmış. Bir hava tutacağız. Şurası kaç numaraymış, ona bakacağım. Bu debriyaj komple söküldü mü abi? Yok. Sökülmedi değil mi? Yok. 50 gibi duruyor, bakalım bir. Yok, 55 galiba. Evet, arka 55. Bir dahaki ağır bakıma geldiği zaman onu sökerim. Detaylıca, tamam mı? Bakımını yapalım. Debriyaj büyük somunu... Gerek yok değil mi? Hayır, şu an gerek yok. Şu debriyaj büyük somunu 55 arkadaşlar, büyük. Hatta şeyle, kumpasla bir ölçeceğim onu bir daha. Kumpas. Kumpas da ölçelim. He, 50 değil, 55.
55 lokma oluyor. Bende var. Onu Boge SR4 Boge SR4 için aldım galiba. Evet, Boge SR4 için aldım. Yani. Aynı lokma. Bayağı pislenmiş. Bagaları bir ölçü edeceğiz. Yavaş sonra önce. Kaç gram falan filan. Şöyle alabilirim. Bayağı pislenmiş. Ağzınları yağ mı sürüyor? Yağ sürüldü değil mi? Normalde sürmemek lazım. Benzin var ya. He? Benzin var ya. Benzin var ya. Benzin de yıkadı. Olur. Nasıl? Nasıl? Ya buraya yağ sürersen böyle pisleniyor. Allah. Eve gidince banyo yapacağım abi. Şimdi blokta pislik var, onu süpüreceğiz buradan, havaya toz çıkacak. Ha, R11 10.000 bakımında bir detaylı varyatör bakımı yapılıyor. 5000'de bir de böyle tozun pisliğini atmak lazım. Tanıdığımız bir ustamız yaptı bunu. Thank you.
Bagalar 26'ya. Bagalar 26'ya. 26'ya 14. 26'ya 11, 12, 13. 26'ya 13. 26'ya 13 ağırlık. 19 gram. 26'ya 13, 19 gram. Bagalarda yön yok. Ortalık bir şey yağdırıyor. Şimdi biz buna 5000 bakımı, 5000 varikör bakımı yapıyoruz. Yani tozunu pisliğini atıyoruz sadece, yağlarını yağlanması gereken yerlere yağlıyoruz. Asıl detaylı bakımı 5000 kilometre sonra olacak. Yalnız sıkıntı yaptım da bunlar Murat. Ne? 150 mesela. 150'ye vurdu, daha durmuyor. Daha gitmiyor değil mi? Yok. Aldığından beri öyle mi? Evet. Yani bu da adam emmek istiyor ki. Ben yani motordan anladım yani. Bana diyor, ben diyor sana diyor konfor veririm diyor. Evet. Seni rahat ettiririm diyor. Seni üzmem diyor. Ama diyor benden fazla hız bekleme diyor. Evet. Ama ara hızlanmaları çok kuvvetli. Mesela bir araba, arabayı sonlayayım, sonlamak isteyeyim, anında tepki veriyor. Evet. Ara hızlanmaları güçlü kuvvetli. Acaba diyorum ağırlığından dolayısıyla bu hız şeyi, yani tabiri caizse kesiciye girip yürür gibi bir şey oluyor. Kesiciye giriyor mu Oğuz'da? Ya 150 giriyorum bayır aşağı. Tamam. Daha da istiyor mu son yani ibreyi? 180. He? 180. İşte yani gazı da köklüyorum yani. Peki daha yemiyor mu yoksa kalıyor mu öyle? Ya biraz geliyor biraz kalıyor. Biraz geliyor biraz kalıyor. Tamam, kesiciye giriyorum. Normal. Demek ki limiti bu. Değil mi? 150. Onu sonradan yazılımı da açmak yani, peki abi. Abi yazılımla açmak zararlı. Tavsiye etmiyorum. Krankın bir devir sayısı var çünkü o sayının üstüne çıktı mı krank türbülansa giriyor. Bu sefer farklı. Acaba bunda da biliyor musun devir? He? Krank devir şeyini. Onu bilmiyorum abi. İçmekten de biliyor musun? Ona göre yapmış. Onu da bilmiyorum abi. Tahmin mi abi? Tahmin de yok.
hiçbir şey yok. Yok, ona göre dikkat edelim diyecektim de. Bazen 7000 devir geçiyorum çünkü. Maksimum kaç bin devir görüyor senin motor? 7. 7000. Ya 7'yi gördüm de daha fazlasını görmüş mü bilmiyorum. Yola bakıyorsun anladın mı? Abi yola bakıyorum bu sırada. Malum az yüksek olunca. Abi hızlı denemeyin ya. Değil mi? Yani. Bir Konya yolunda basarsın, orası güvenli. Değil mi? Dur abi, ben de güvenli deme. Abimiz yaralı o konuda. He? Konya yolu güvenli deme diyorum, yaralık. He. Yok yine olur ya, Allah nasip ederse niye olmasın? Allah uzay nasip ederse. Gittiniz mi Konya yoluna? Nasip olmadı bu yani. Ha, o yüzden bir şey yapıyorsunuz. Ya bu aralar yoğunuz biliyor musun? Şimdi kurban geliyor, kurban bayramı. Evet. Evde bir telaş, bir heyecan, bir ne bileyim. Şimdi hanım bizi boyaya soktu. Ama gelirken bir de bir fırça yedik yani. Allah Allah. Böyle diyor, böyle diyor. Bayramda bir bakanasız mı kalacağız? Ama kalmayız dedim inşallah, yaparız dedim. Dünya 3 tane odayı duvarı şeyi bitirdim. Tavanı bitirdim. En zoru tavanmış ya. Ha, boya evet. Yapıyorsunuz ha. Yani evet boyuyoruz. Onlar da haklı. Gerçi onlar da kendi çapına göre. Bu niye açılmadı abi? Devriyaj ne açmadı lan? Vallahi bilmiyorum ki. Devriyaj açmadı yani. Tamam. İstiyorsan aç ya. Yok şu anda gerek yok. Yani nasıl? Usta sensin. Şimdi... Yani 10 binli diye mi yani gerek görmedi? Şöyle söyleyeyim. Bir dahaki geldiğinde istiyorsan detaylı bakım yaparız. Aynen. Biraz da erken bir saatte gelirsin. Evet, inşallah. Şimdilik sadece keşif yapıyoruz nasıl bir motor diye. Zaten sen de gelirken söylediğim gibi 5000 kilometre bakımı, tozunu alalım dedin. Değil mi? Evet. Aynen. O da öyle söyledi ya. Bir tane de kardeşimiz Maltepe tarafında yolda kalmış. Kayışı kopmuş. Sizden sonra bana gideceğim. Kayışı koparmış arkadaş. Ne motor? Spontane. Ciddi misin abi canım? Nerede? Maltepe. Bir dahakine abi. Söz mü? Geliyorsun. Detaylı bakım yapıyoruz. Komple söküyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi geç saat olduğu için şey yapmak istemedim çok. Tamam inşallah. Zaten sen de böyle planlamıştık hatırlıyorsun. Efendim? Rumanları yağlıyoruz. Sanırım 14.500 lira. 20.000 lira değil mi? Aynen. 20.000 de gel. 20.000 de gel. Detaylıca bir bakım yapalım. Ne gerekiyorsa detaylıca komple bunu parçalarız. Ne gerekiyorsa yaparız. Eyvallah kardeşim. Bizim müdürümüz de babası inşaattan düştü. Hadi ya. Ya o da bir hastalığı yok. Babası ya kol bacak çıkmış ya. Kırılmış mı? Aynen. Yapma ya, kaçıncı kattan düşmüş? Birinci kattan düşmüş abi. Biraz kaç? Birinci kattan. Haa kilo değil mi? Kilo falan var biraz. Kilo sıkıntı ya. Ne Allah korumuş yani. Aynen. Ama ameliyat olmuş bayağı. İnşaatçı değil mi? İnşaatçı değil mi? Tabii. Kaç yaşında? Ya bir 50 yaşında. Abi şöyle diyeceğim sana. 50 yaşından sonra inşaatçılık sakat iş. Yok, adamın tansiyonu oluyor, gözü kararıyor. Sen hatırlamıyor nasıl düştürüyor? Hatırlamıyor değil o, mi? Tabii o anda ne olmuş? Başı dönüyor herhalde. Abi o yaşlarda zaten inşaat işini bırakmak lazım. Evet. Sakat iş. Evet. O yaşlarda inşaat işini bırakmak lazım. Hadi biz bu işlerle uğraşalım. Gözüm kararsa şurada kayışı yere atarım en fazla. Değil mi? Yani, ben düşmem. Aynen öyle. Riskli iş ya. Benim amcamlar da o işi yapıyor. Riskli iş abi. Adam 30. kat, 40. katta gel kaç çek. İskele çıkıyor. Gel. Bazı şeye var, neye mi koyayım? Kayışı yavaşça çek sana doğru. Bak şöyle çekiyorum, evet. Araya sokacağız onu. Tamam. Bekle.
Benim tek gücüm yetmedi. Gel. Sen tutamazsın. Ben de gireyim mi? Hadi sen iç. Gel. Bir, iki, üç. Yok abi. Hayır. Oo, tutamıyorum ha. İki, üç. Sık. Tamam. Harika. Okey. Motoru büyük olunca. Evet. Tek kişinin gücü yetmiyor. Kurbanı keser gibi. Üç kişi bir yandan saldırdık. Zaten makine var. Maşallah daha ya. Tabii daha dönecek kadar büyüklük yani. Bari kurban da geldi. Katıl üyelerine gelsin değil mi abi? Aynen. Kardeşlerimize özel yazmış abi. Kramı üyeler. Yani sen sayın izleyici. Bunu yani izleyebiliyorsan sen de bir premiumsun kardeşim. Aynen aynen. Sen de bir özelsin inşallah. Yani. Bizim kanalda herkes kramı. Allah katında da özel olasın inşallah. İnşallah. Kaptanım abi bize. Olduğumuz yere terliyoruz ya. Aynen öyle. Akşam özel abi, son, tam köprüde montu falan çıkardım. Ya, Cemiz abiyle konuşuyoruz. Abi diyorum ben de ne yapayım ya diyorum. Ben de oturum böyle piştim diyorum. Dedik Allah razı olsun montu çıkarsana dedi. Montu kaydı doğru söylüyorsun abi. Çıkardım ama çarptı ya. Rüzgar çarptı. Benim boynum her tarafı tutuldu. Boynuma böyle sıcak tutuyor. Ama işte o rüzgar muhabbeti işte. Ben de çıkaracaktım da yolda. Bu benim boş verdi ama. Sen dursaydın ben de giyecektim tam dersin. Vallahi. Yani. Ben durmamak için ama giyesim vardı. Yok, geç kalmıyorum diye. Direkt giyerdim ya. Yani. Çünkü çarpıyordu fark etmiştim. Boyum oyun gidiyor. Nasıl kıyamıştım? Sana bu benim kez çok yakıştırdım ya, çok güzel yakışmıştı. Yani. Sonunda da çok güzel. Bu siyah bana belli ama mavi ya, güzel sosyalcık. Biraz sonra sıkacağız, biraz daha soğusun. Yani bize önünde şeyle azıcık paket market biraz çok önemli ya beraber. Ha paket doğru da, evet. Öbür paket anladım. Paket sanatçısı falan var. Ben şeye karşıyım abi ya. Bu alan genç. Ne bu, ne o, ne o? Ne yok, yok abi ya.
gün boyunca evde kimsenin haberi yok. Yıl olmuş olay. Sevgilerim. Ailesi? Çocuklar beraber ömre gitti. 3 gün boyunca yenge annesi özlem var ya. Adamı da disiplaz etmeyin diyor. Umursamıyor. Bir şey demiyor. Ben sonunda kardeşi diyor ki. Ya diyor. Bir maç yapsan abi. Yenge diyor. Hani sen de en azından diyor. Olur. Oradasın diyor. Abi bir bak bakayım abi. Gelir mi? Ya. Abi şey gaz var. Yok lan lan lan. Kapat. Ha yok. Sıcak diye mi? Sıcak diye tabii. Sıcak diye topaları açmak istemedim. Fokfit mi kullanıyorsun? Aynen abi. 16 yıldır ben o işi yapıyorum zaten abi. Ha, kaynakçılığı bıraktın değil mi? Bıraktım abi. Zararlı değil mi sağlığına? O ek meslekte. Göz bozuyor değil mi biraz? Abi bozmaz mı ya? Yakıyor, güneş yakına yana oluşuyor. Gözümden çapakları çıkarmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Aaa! Çapağı çıkartabiliyor musun sen? Samet içinden geçiyor. Abi baştan söylediğiniz ya, ben burada bir kere gözüme çapak kaçtı. Dünya Göz Hastanesi'ne gittim. Bir keresinde alamadı, ben de gittim abi. He. Yani makineye soktular gözümü. Benim de aynı göz tansiyonu bilmem ne falan filan. O oturmuş ama. 3 gün geçmiş. Abi gözünü kapatamıyorsun, acıyor ya. Aynen abi. Açıyorsun bir şey yok, kapatıyorsun gözün acıyor. Gözüne bir şey batıyor yani belli. Hani kurban olurum. Kafanı yastığa koyuyor ya abi. Evet, o anda ağrıyor. Bende normal bir şey yok. Bir de ben kaynak yaptığım zaman yüzüm yanıyor böyle. Kaynak aldığı zaman zaten akıllar da zarar. Işıkları kapat. Karanlık odada dur. Ya o kadar İşler şeyler yaşamadım ben. Benim yüzüm yandı güneş yanığı gibi. Sonra eve gittim, ulan dedim benim ateşim mi var? İşte öyle bir şeyle karşılaşmadım. Eşim diyor ki senin diyor ateşim var diyor. Bir bakıyor yanakların sıcak. Ulan diyorum benim niye böyle oldum diyorum. Hiçbir şeyim yok. Sonradan aklıma geldi. Kaynaktan oldu. Suratı yakar abi. Hatta soyar bile. Evet. Siz işten yeni mi geldiniz? Yok mu abi, biz gittik çiğ köfteciye. Her zaman gittiğimiz yere oturduk, çayımızı içtik. He, burada olduğumu nereden biliyorsun? Motoru görmeyince mi? Yok, motoru görmeyince değil ya. Motoru temizliyordu Samet. He. Dedim sen Murat abinin yerini biliyor musun? Dedim he. Biliyorum. Hadi o zaman gidelim, dedim çay içmeyelim. İyi yaptın. Çay verelim size. Sen işine bak abi ya. Senin işin çok boş ver. Aynen öyle. Bak orada kettle şey var. Orada kahve çay ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Yok tabii. Çay kahve yapın burada abi. Sizi boş göndermeyelim. Kendiniz yapın, eyvallah kendiniz için abi. Eyvallah abi. Bizim fakirhane burası. Ekmek teknesi abi. Ekmek teknesi aynı. Maşallah subhanallah. 3 tane kediye bakıyor burası. Ama sana bir şey bir söyleyeyim. 1 tane karıya bakıyor. Murat abi. He. Allah biliyor ya. İlk geldiğim günü hatırlıyor musun benim?
Evet. Sen bizim garajın altında yapıyordun ya. Aynen öyle. Aa, bağış dükkan. Aa, bağış dükkan. Bak senin buraya geldiğin iyi oldu. Buraya ne yapabiliriz? Raf map söyle bana. Abi sen ne istiyorsan onu yaparsın. Sen hayır sen kendi dükkanın gibi düşün. Ne yapmak lazım buraya? Abi sen bana malzeme ver. Kaynak tamam. Makinesini ver. Sen malzeme. Hepsi bak kaynak makinem burada bak sen anlarsın. Oo tamam abi. Makma et. Yakıyor valla, eritiyor. Sabun gibi yakıyor elektrosta. İçinden geçer. Voltajını düşürürüz abi. Profiline göre. Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne lazım? Ne malzeme lazım buraya? Malzemeyi getirebilecek araba var mı? Onlar getiriyorlar mı? Yok. Onu i̇şte onun için olur. Araba lazım işte. Ona araba değil abi. Aslında biz de getiririz abi. Motorla taşıyamıyor musun? Yok abi, motor olacak iş değil. Yok, motor olacak iş değil. Şöyle olacak iş değil. İnce sen en fazla ağır olarak ne kadar ağırlık koyabiliyorsun abi rafa mesela? Abi 20 kilo 30 kilo. 20 kilo rafa bir sağlam sen cumartesi pazar Murat abinin yanında çalış. Gelsin abi. Gelsin öğretim. Takım kapatıyorum. Şimdi kabını süreceksen mevcut bir şeylerden de anlayacaksın. Doğru mu abi? Tabii. Recep Bey'i verip akülü başkasına verme de. Şimdi hafıza iyi ama ha. Kimi? Ben buraya, Samet'in 10 kere gelsem ben buraya bulamam. Samet, aynen. Hayret, Samet hemen buluyor. Samet aradı beni, kumanda lazım dedi. Ben de oraya Ümraniye'de parça alıyordum. Şimdi telefonları hiçbirine bakmıyorum. Ben mesela video çekerken çalıyor ama görmüyorum mesela. Ses çıkmaz telefondan. Ararsa. Sen şimdi bunu çekiyorsun abi, YouTube atıyorsun. Aynen abi. Maşallah. YouTube atıyoruz. Oradan müşterilerimiz geliyor abi. Siz ne yapıyorsunuz abi? İyisiniz. Çok şükür abi. Ben bugün... Tazminatın vardı ya biz diğer yerde. Evet. Onu aldın. Ha, aldın mı? İyi. Yok almadım da. Sözünü aldık. Sözünü aldık. Dört taksit verecekler aydan aya. 20'sinden 20'sinde. Her ayı 21 olmayacak 20'si. Ya ayrı bir ayrı. En azından ne zaman hiç gelmese daha kötü. En azından aydan aya yazın dört taksit. Elektrik komutu alana acayip bir şey dönüşüyor. Senin için iyice olun, benim için iyice. Allah razı olsun. Bardaklar ne var abi? Orada rafın üstünde. Orada poşetlerin içinde olabilir. Bak bakalım. Alttaki o poşetlerin hepsine bak abi. Yapacağımız iş sadece bak bakalım. Yapıştırıyor zaten. Maşallah demek. Kendi makinesi geliyor. Elhamdülillah. Abi ben işte daha demin onu diyorum abi. Hani elhamdülillah ben 2 sene evvel buraya ilk geldiğinde Murat abi şeyde yapıyordu. Bizim otoparkın altında yapıyordu. Abi gözünü seveyim sen bu işi yapıyorsun. Aç bu dükkanı. Abi aç da. Ben elhamdülillah açtı. Ben bu tanıştığım olmasa o kelime söylemiştim abi. Bir dükkan açken herhalde.
İnşallah, o da duydu inşallah. Geçin. Çay, kahve ne içiyorsun? Sen içerim ben ya. Hadi. Şey de ben alıyorum. Murat abi sen? Abi, yok abi ben bir şey istemiyorum ya. Ya şimdi sen ne içiyorsun? Sağ olasın. Abi sen bu işi yaparsın, sen bu işi yaparsın. Bir de bakıyordum abi. Ya, nasıl olsun? Hani... Amin. Zek de yapıyor abi. Harbi ben yapayım, temiz temiz. Ya bir tane bir şey kalsın. Öyle olması lazım, üstlenelim ya. Abi oğlum, şimdi ben de eski kaportacıyım abi mesela. Bizim eski ustalarımız kalmadı. Birkaç yere gidiyorum mesela. Hikaye. Yok, gitti yani. Benim... Eski ustalar yok diyorsun. Yok, benim eski Tatar ustam var abi. Yaşıyorsa Allah uzunları bıraktım ben misallar anlatıyorum. Eski bir Mercedes almışlar abi. Yanlış olduğunda 400 bin lira var orada. Eski. Sağdan kazalı aldı. Çamurluğun kapısını, yani kapıyı kendi yaptı çünkü. Şimdi öyle bir şey yok ki abi. Sök. Zaten çoğu aksam şey, davranmaz plastik. Evet. Bütün araçlar. Adam kişi, sen YouTube'da sevdin de, bazen bana karşıma çıkıyor. Adam kaç modeli ya? 2022 model şeyi, Renault'u, Fortuna'ya götürüyor. Kazasız, belasız, boyasız. Ama o X'ler de çok hoşuma gidiyor adam. Ya diyor arkadaş, X'leri de sokmuş adam yani. Arabayı almadan önce. Ya gel diyor, bak diyor. Sağ kapık diyor boyalı diyor. Arka diyor kapık boyalı diyor. Arka diyor boyalı diyor. Hangi esmere baktın kardeşim sen? Daha doğru da bakıyor. Ya bunu diyor, görünecek esmenin kör olması lazım. Tabii. Ve adamı kitlemişler yani. Pardon abi. Bir tanesini ben izledim yani öyle. Üstte. Arabanın arkası atıyorum 2005. Öbürküsü 2000, ön taraf 2025. Evet, iki tane. Beşinci şey. Ekspertizden bu nasıl geçiyor onu anlamıyorum. Anlaşıyorlar herhalde. Ama çıkar yani. Öncesi de. Çıkmaz mı abi gözünü seveyim. Hem de tofla tofla da. Yapamamış ya. He? Bunlar çok yapmış evet, ya. Şeker atıyor mu abi? Ya onu orada ne yok abi. Çok saçma işler yapmışlar orada. Ya. İşte. Yani ABS kablosu orada ne iş var abi? Aynen öyle. Gel abi. ABS kablosu orada ne iş var? Bence ona yapıştırıcı bulsam daha iyi. O da öyle yapmıştı. Japonla mı yapıştırdı? Herhalde yapışkan böyle siyah bir yapışkan da. Sıvı conta evet. Sıvı conta da o üstteki tutuyoruz da o yandaki tutmuyor. Yandakiler tutmuyor değil mi? Şurası tutuyor. Tutuyor mu burası? Ya burası kendinden tuttu zaten burayı. Değil mi? Ama şunlar sıkıntı. Tamam o ona vurmamış işte ona vurmuştu. O tutuyordu ama orada tutmuyor ona yapıştırılmıştı. Bunlar da böyle niye yapmış? Ona kancalı mancalı bir şey, ona kancalı mancalı bir şey yapsaydın ya. Yani şunlara mı? Aynen. Metaldan kanca gibi bir şey. Aynen. Kapak kapattığı zaman onu kavruyor zaten o. Bir deneyelim. Evet, onu kasıyordur o kapak. Deneyelim bakalım. Yapıştırıp tutar mı ya? Dur bakalım. Ha. Zaten kapak onu kavruyor zaten. Değil mi? Yok, aynen. Hmm, gerek yok onu takmamıza. Şunu şuraya takılmamış bir tek. Onu taktım buraya. Hmm. Burada değil de. Böyle çıkmış bunlar. Allah Allah. Kapak bunu sıkıştırıyor zaten. Kablonun hareket etmesini engelliyor. Gerek yok o zaman. Bak tuttu şu anda. O videoda
1, 2, 3. Şu tane yarası var. Şurada ayrı bir yarası var. Şurada da bir yarası var. Evet. Uzun bir yarası var. Burada. Sökerken hafızaya atmak, yani ezberlemek önemli. Yanlış vidaları tutturamazsın. Değil mi? Sökerken şu öğreniyorsun nasıl toplandığını. Ya. Hafıza kuvvetli olacak. Hafıza kuvvetli değilse sökersin, toplayamazsın. Ondan bahsediyorum. He? Samet'ten bahsedeceğiz. Öyle mi? Samet döküyor ama. Söküyor ama toplayamıyor mu? Aynen. Neyi söktü, toplayamadı? Samet. Neyi söktü, toplayamadı? Yok abi, toplayamadı. Olsun. Topluyor bir şekilde. O topluyor. Abi herkes dalında uzman ya. Bak bilgisayarın mesela içinden geçiyor başlama. Evet. Söküyor, topluyor, devirici. Ama ben de işte 18-19 yaşlarındayken topluyorum. Biz bilgisayarla biraz geç tanımış. Bizden sonra oldu. Şu an genç birisi sana bilgisayarı bayağı özendir yani. Bilgisayar parçaları da çok pahalandı ya. Ekran kartı kaç para şimdi? 5'ten başlıyor. İkinci arada. Şu an minimum hangisi var? Abi minimum oyun için RX 580. Ben de 1050 Ti var. 1050 Ti. Ama zaman en iyi, yani en iyi derken başlangıç kartlarından biri değil. Şu anda güzel bir kart yani abi. Değil mi? Tabii giriş seviyesi güzel bir kart. Hala kullanılabiliyor değil mi? Tabii abi, bende de var. Sende var mı? Bende 1050 var Asus'un. Var mı? Murat abi, camın önünde düşünüyorum Murat. Hangi camın? Buraya mı? Ya şu yağlardan aynen bir kurtulabilsem her şeyi düşünüyorum da. Yağları verecek adam bulamadım. Çöp atmak yasak değil mi abi? Tabii. Yağlar sıkıntı şu anda. Geri dönüşüm olmuyor mu Murat? Oluyor da kimseye veremedik yağları bu türlü. Nasıl var ya? Bu kaçtı abi ya? He? Kaçtı bu? 10.40. Nasıl bizim şeyde Düzce'de arkadaşlar var. Orman kesiyorlar ya. Yanında evet. Da yağ arıyorlar onlar. Ne yapıyorlar yağla? Motor. Ormanda şeyde hızarla ağaç kesiyorlar ya. Tamam. Sanayiden yağ alıyorlar, yanık yağ. He. Motorlar için. Ne yapıyorlar yanıkı? Motora koyuyorlar abi. Ağaç onunla kesiyor. Mı çalışıyor? Tabii. Şaka yapıyorsun ya. Aynen abi. Onunla çalışıyor yanık yağ. Aynen abi. Vay be. İyiymiş. Hatta Mustezlik'te ben çalışırken bir tane vardı. Kenan abi diye bir tane motorcu. Hı. Ondan paso yağ alıyorduk biz. Ama onların yağısı kaçtı. Kalın yağ mı, ince yağ mı onu bilmem. Yok, telefon nerede? Evde şarjı. Ben bir bakayım onu nasıl konuşayım, o Gebze'ye geliyor biliyor musun abi? He. Hani başından uyarsa onlar gelir alır. Olur abi. Kaç kişiye geleceğim diyor, kimseye verme diyor ama kimsenin geldiği yok. Öyle lazım işte abi. Yani insanlar bizi oralayıp duruyor.
yağların fotoğrafını çeksin sen telefonla. 10.40 mıydı abi? 10.40. Bir mesaj olarak WhatsApp'tan bana at 10.40 diye. Sebeptir lan. İçeriden mi, dışarıdan mı? Dışarıdan ya. Dışarıdan mı? Bir dakika. Dışarıdan mı oldu? Öbür tarafa da istersen... Ama buradan çıkardım hatırlıyorum, evet. Evet. Öbür taraf. Bulduk yere terlenem ya. Yani ver şu tutayım ben sana. Tut abi şöyle. Şu delik odaklı yolu yok ama. Delik yerini mi bulmuyor ondan mı? Nasılmış? Ben de hiç sana da sen böyle hiç şey yapmadın. Ne olacak? Vallahi abi büyük bir şey oldu ha. Olsun oğlum ne olacak? Güzel temizler. Bir şeyler yapmışlar. Aynen. Bizden usta olmaz abi. Bir daha aktaramadık. Hı? Bir daha aktaramadık. Bizden usta olmaz. Değil mi? Ne vidası ya? Hani diyorlar ya. Neyse bir daha aktar. He. Ben de bizden usta olmaz. Bir daha aktaramadık. Faaliyetörü tozunu pisliğini aldık. Şimdi yağını boşaltacağız. 1200 milim yağ alıyor. Hmm. Yazıyor değil mi orada? Yazıyor. Çıkan yağı da böleceğiz. Ne kadar alıyorsa o kadar böleceğiz. Yağdan ameliyiz yapacağız. Yağdan ameliyiz. Kaç kilo duruyor? 17 kilo. Aa, bu güzel sistemmiş ha. Ne oluyor? Evet. Burayı elle çamayız. Yağdan analiz ediyor arkadaşlar. Kaç kilometrede? Bu yağ kaç kilometrede? Ya işte 4000 geçmiş işte. 4000.
4000 olmuş. Yağda bir eksilme mi şey yaptın sen? Valla göstergeye baktım ama. Yanıltıyor değil mi? Yani yanıltabiliyor ya. Görsen daha iyi, o zaman çıkar meydana. Ya yağ çok kötü olmuş durumda değil şu anda. Kararmış ama yani o kadar. Hmm. Bak şimdi. Sarılık geliyor hala. Değil mi? Valla 4000 bile, 4000 miydi Allah-u Alem? Ya 4000 bile olmamıştır diye öyle düşünüyorum ben. Yağ fitresini satacağız. Çünkü bunun... Ya. Yağdan hale neyse yapacağız. Yağ fitresini aldın mı abi? He orada. Tamam. Kaç kilolar? 8. Şimdi Yaman servisi şey diyordu. Bir aralık yağ fitresi değiştirdi. Onu sordum dedi ki hayır dedi. Her yağ bakımında dedi, bir değiştirmem daha iyi dedi. Kim dedi? Servis. Hayır sana her yağ değişimde her. Usta mı dedi sana iki yağ değişimde bir değil. Aha. Ya motorun sağlığı açısından dedi, daha iyi dedi. Çünkü dedi, oraya gelen şapatlar pisliği dedi, oraya birikiyor. Belki de konuda benim kafama aktı, yani, yattı yani. Ha, ne kadar doğru, ne kadar. Sen daha iyi bilirsin. Ok günü aşağıya bakacağız. Burada. Bakacağız, sökeceğiz ama göre bakacağız. Ya aşağıya. Ne gerekli, sonra gideceğiz. İyice baksın şu. Valla dediğim gibi göstergeyi anlatıyor ya sana. Evet. Baksana dönüyor açık diyor. Çok fazla bir yağ alma şekli de yok. Forza bundan daha çok yağ alıyor. Allah Allah. Tabii Forza 1.5 yağ fitresi değiştiği zaman yağ alıyor. Daha fazla. Yağ değişiminde 1.300 alıyor. Fitreyle beraber değişti 1.5. Fitreyle beraber değişti. Değildir. Değildir. Değil. Bir 100-200 milim fark edebilir. Şimdi ben onu da ölçerek alacağım. Yağ çıkan yağı ölçeceğiz. Fitreyi söktükten sonra bak 200 milime yakın yağ geldi. Hatta şey dedi biliyor musun? Bana yağ boşalttığı zaman yağın o senin içinde şöyle somun gibi bir şey var. Dedi ki çok dedi, usta bilmiyordu bak bunu da atıyor dedi. Bir pul gibi bir şey çıkıyor. Biraz dedim Allah Allah. Yayı var. Şurada bir yağ fitresi var. Ne yazıyor buna? Made in Indonesia. Hiçbir şey yok. Çambayı koydum. Bekleyelim böyle. Damlamaya başlayınca bırakırız. Damladı. Bekleyin. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş yavaş boşalttık. Bunun biraz soğumasını bekleyeceğiz. Yağ nasıl? Abi çok kötü bir yağ değil şu anda da.
bin kilometre daha gidecek gibi duruyor ya da. Allah. Ama sen gene. Ya. 4000'lik yağ değil mi bu? Ya yarın yalan söylemeyeyim ama Allah'a emanet. Çünkü 11 gün yapmıştım ben ya. Oraya gittiğimde. Yani şu an 14.000 de olduğuna göre. Yani 3500 de olabilir. Yani. Ramazan'ın son günleri ne işte? Bir hafta kaldı. Gidelim. Gidelim. Abi bize müsaade. Tamam. Müsaade kaçta gelin abi. Bakım yaparız. Tamam abi. Kendinize bakın. Hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Motoru çok güzel bırakmışsın. Helal olsun. Tamam. Öyle bırak. Tamam. Hayırlı akşamlar arkadaş. Oy ay. Bunlar senin balatoların abi. Evet. Ön balatan yepyeni duruyor. Vallahi. Allah. Aynen. Arka balatan aşınmış. Arka balata değişmesi lazım. Al istiyorsan. Yani ön gerek yok mu ona göre? Yani arka biraz aşınmış. El freni mi var motorda? Evet var. Burası olsun burası. Sordum bir tanesine bir kasko kullanıyorum. O da kasko oldu. Evet. İyi mi? İyi. Kastrol iyidir. Biri sana sordu dedi ki ne kasko oldu dedi ya. Demek ki kullanıcıdan kullanıcıya fark var demek ki. Evet. Biraz insanlar hissediyor ya. Motorunun evet. Sesinden, gidişinden hissediyor ya. Uzun süre motorun. Kapıları sıkacağız bir son. Şu yağı ölçelim bakalım. Ne kadar çıktı. Şüphe var ya şüphe. Şüphe çok acayip bir şey yani. Evet. Yağdan analiz yapıyoruz. Oh, al. Şuş. Abi ne kadar çok yağ çıktı. Fazla yağ da boğar. Tabii ya şimdi ama normal koymuş ya. Yok mi? Yok. Normal. Normal. 1250. Ölçtü çünkü. 1250-1300. Şu an burada 1,5 var. 1500 demek ki 1300 ya 200 milinde yağ filtresi için 1500 koyacağız. 1500 çıktı 1500 koyacağız. Dediğim gibi 200 milim yağ filtresi. Evet. Hadi bakalım. Sen ne yapıyor musun? Evet. Yusuf'a Yusuf birkaç gün kilometre yapsın. Gelsin bir varyatör ona da bir varyatör temizliği yapsana. Böyle bir şekilde. Tabii olur. Tamam. Tozunu mozunu bir vesairesine. 1500 çıktı. Yağın sıcak mı? Sıcak mı? Yok.
O zamana kadar bir şey de geliyor zaten. Beraber getiririz. Gündüz çekersek şey video kaydı da güzel olur. Değil mi? Karanlıkta o kadar güzel olmuyor. Hmm. Senin videonun çok var. Mesela bu kayış takma, ters takma olayı var ya. Bagaları ters takma. Tabii. Olur. Peki ters kayış takıldığı zaman zararı olur mu? Şöyle söyleyeyim sana. Hı. Kayış ters takılmışsa ve o kayışta 5000 kilometrenin üstünde gidilmişse, hı, o kayışı düzeltirsen sıkıntı çıkartır. Tersi alışmış oluyor sadece. Değil mi? Tabii. Onu bir daha düzeltmeyeceksin yani. Yok, öyle o şekilde kullanacaksın onu. Ama düz takılan bir kayış mesela 10.000 kilometre, 15.000 kilometre düz takılmış. Ama sen onu ters taktığın zaman zaten hissedersin ters olduğunu. Kayış doğru takılmış mıydı? Doğruydu. O konuda zaten şüphemiz yoktu. Değil mi? Var mıydı? Evet. Ne yaptık işine koyarız. Evet. Senin şüphen var mıydı o konuda? Değil mi? Yok yok. Sonuza güvenimiz sonsuz. Değil mi? Ya abi usta işte işi diyorum ya, işin eli olursa usta ona her şeyle teslim olursun zaten. Yani. Tamam, biz sana teslim olduk mesela. Niye güveniyoruz sana? Yapan ustamıza ismini vermiyoruz. Aynen. Ama yani aslında böyle usta... şu anda bir sıkıntı görmedik. Ustamızın hakkında kötü şeyler söylemeyiz. Allah ondan razı olsun. Söyletmeyiz de, söylemeyiz de. Allah, Ruhi Allah. Ustamıza buradan selam söylüyoruz. Evet. Allah huzuru onun işine, evet, evine, ailesine, çoluğuna, çocuğuna huzur, bereket versin. Aynen. Gerçekten mükemmel bir insan yani. Aynen. Ve işin de ehli yani. Aynen. Ya profesyonel diyebiliriz yani. Ya baştan niye söylemedin? İnsanlık hali bir şey olur, bir şey çıkar. Baştan ismini vermedik. Ama şimdi verebiliriz. Sıkıntı yok yani. Sıkıntı olmadı ama açıklamada sanmıyor. Antifrizini değiştireceğiz yeni kasa. Oradan da öbür arkadaş hala sağsa yaşıyorsa. Vallahi o da şüpheli ya. Ayamıyor da sen dedin mi abi geç gelirim geç gelirim. Dedim abi istersen dedi, hı-hı, sabaha gel dedi, beni dedi kurtar, senden başka kimse kurtaramaz beni dedi. O da biliyor. Adam bekliyor yani. Otobanda falan mı bekliyor abi? Bilmiyorum artık. Ne yaşıyor ne bitiyor hiç fikrim yok. Kayış olmuş. Motor ne abi? Ondaki. RKS Spontane. Büyük makine mi? Yok be abi 110. Space ile aynı işte. Kurye motoru ne ya? Kayış mayış almış mı yoksa sen mi götüreceksin abi? Ben götüreceğim. Space kayışı oluyor ne? Ya var ya. Space kayışı birkaç tane lokma. Bunları insan gibi sıkmak lazım. Anlatın. Ciddi sıkıntılar çıkartmış. Değil mi? Blok kırmaya kadar ilerleyen. Yani. Kayış mı? Ya onun bir ayarı var he. Tabii. Burası. Onu bir şuraya lan çatlat bitti abi. Al başına bela. Abi daha birleşmez daha abi. Yok abi çok büyük sıkıntı ya. Öyle bir şey ki. Hay Allah yukarısı ya. 10 Newton abi. Bir de sıcak gelmiş. Çat. Acem yani. Adama gelmez. Yok abi direkt çat etti mi tamam abi git. Gitti. Gitti abi dünyalar yıkıldı. Anam nasıl. Komple değişecek abi. Blok gidecek abi. Olurum abi. Onu taktık. Kazasız biraz. Biraz bakımı biraz riskli bir motor. Tabi ona dayanıklandı değil mi? Ona göre dayanıklı yapmışlar malzemeyi. Dayanıklı ama işte bazı insanların elinin ayarı yok. Değil mi? Evet haklısın. Çat diye onu bir kırar. Haklısın. Oradan sonra yağ karıştı. Şimdi ne yapıyoruz? Yağ koyuyoruz. Yağı da iki taraftan koyacağız. 1500 milim yağ koyacağız. Burada kas şeyi koydun abi. Benimkine koydun mu? Aynen seninki. Seninkine koydum da kas duruyor. Nasıl ya? Güzel ya abi. Evet. Seviyoruz bu yağ. O zaman tamam.
Sen seviyorsan ben de seviyorum. Biz seviyoruz bu yeri. İnşallah. Bu sentetik yağ. Yağ da önemli biliyor musun? Tabii. Yağ iyi. Tamam, motorun her tarafına dolaş, aksamlarına. Aynen öyle. Peki bu bir şeyler çıktı. Yağdan performans, motor işte vesaire. Var mı böyle bir şey? Abi motoru cam. Ya. He? Yağdan uzatmaz. Aynen. Yağdan çekiş artar, fork artar ama uzatmaz. Niye artar? Çünkü yağ çünkü şey yapar. Daha kaygan yağdır mesela o scooter yağı. Scooter MB özellikle ya. Ne yapar? Motorun daha iyi performans etmesini sağlar. Senin o kullandığın yağ ne yağı bilmiyorum. Suzuki. Suzuki ama ne yağı? İşte. Vitesli motor mu? Scooter yağı mı? Scooter ya. MB özellikle mi? Abi vitesliymiş dediğin gibi. Bilmiyorum. Vitesli yağ mı? Bilmiyorum. Yani MA2 ise motorun da performansı düşürür. Bilmiyorum. MB ise mükemmel performans verir. MB ise MB, M, MA ise o zaman şey yapar. Hem ortası hem ne çok performans verir ne de sıkıntı yarar. Peki bu koydun? Bu scooter yağı. En performans verecek yağ bu. Değil mi? Tabii. Bunu koyduğun zaman hissedeceksin. Evet, maşallah. Bu kaydırıcı özellikleri ya. Scooterlara özel. Ama çekişte yani gelirken motoru basıyorum ya. Evet. Streşim vardı ve bir de abi hızlanmalara geç giriyordu. İşte o senin kavramanın içerisinde toz olduğu için. Yağla alakası yok onun. O tozlardan değil mi? Tabi. 1500 milim yağımız hazır. Şimdi yağımıza hayırlı yaşa. İlacını vereceğiz. Kanı, motorun kanı yağlıdır. Kan bitti mi aynen. Hayat biter. Yağ bitti mi? Öldü. Kalbi nedir abi? Kalbi de neresi diyeyim sana? Piston. Piston. Piston atar böyle güp güp güp. Yani insanın kalbi attığı gibi. Tabi. Piston durdu mu ne olur? Motor durur. Kalp durdu mu ne olur? İnsan durur. Ya. Nokta. Aynen. Motorun akciğeri neresi de alt filtresi. He? Kapalı mı şu anda? Açık. He, açık. Açık. Tamam. Ne dedin sen? Açık mı diye dedin mi? Ha açık açık. Açık. Tabii. Kapatmadım ya. Yağ kanıdır. Şimdi bir litreyi gönderiyoruz abi. Filtreleri taktık, kafayı sıktık. Yağımızı gönderiyoruz. Maşallah şu teker çok bir şey getiriyor. Karizmatik duruyor öyle. Değil mi ben hatta aynen. Tekeri taktığımda adam dedim ki, çocuğa dedim ki, dedim ne vardı? Abi çok nasipsin dedi. Messenler vardı, tek bir tane kaldı. Ya Yengiz abi bazen böyle önümde hızlanıyordu ama yağların tekerinin o arka duruşu var ya. Ha, tekerleri nerede taktı abi? Ya bunun orijinal tekerleri tırttı. Bir tane yama, bir tane fitil taktırmışlar, bir tane daha patladı biliyor musun? Ben de ona fitil taktırdım. Dedim ki, işten yama yaptırmak için lastikçiye gittim. Lastikçi dedi, abi dedi bunda bir tane daha fitil var. Gel dedi. Ne diyorsun ya? Bak dedi. İyi iyi dedi. Üstten gözükmüyor. İçeriden gözüküyor. Ha. Abi dedi. Senin dedi yani lastikleri değiştirmen dedi. Yani bana bırakıyorsan dedi lastikleri değiştir dedi. Yani burada, bu şekilde kullanmıyor. Ben tamam dedim o zaman. Ne var? Dedi sana en güzel dedi. Yöneceğim. Metzeller. Metzeller. İyi. Ben de müşteri çok takınca motorla alakalı dünyam değişti yani. Neyi takınca? Michelin Sticker 2. Ha. PGX'te mükemmel bir lastik. Bu motorda nasıl bilmiyorum ama yolun tutuşu abi, çok farklı. Işte, Michelin mi? Michelin. Abi Michelin'ler kullandım ya. Michelin X-Max'te de kullandım. Abi herkes memnun değil bak. Herkes abi, her tip. Ya kayıyor. Mi? Islak ya zeminde kayıyor bak. Ben bir şey demiyorum. Ben de kaymıyorum. Islakta kayıyor. X-Max'te kullandım. Kayıyor. Kayak pisliğinde aşırı memnun. Sen kullanıyorsun. Hayır aynı sensin. Abi ben yağmurda yatırıyorum. Belki motora uygun değil. O motor uygun değil. Gücüne uygun değil. PGX'e şey çok uygun bir lastik. Bak şunda gram kayma yok. Onca yağmurlu havalarda gazı da yüklendim. Frene de yükleniyorum. Yok abi kayma yok. Meseleler kullanıcıları zaten hep söylüyor. Abi diyor meselelerden başka bir şey demem diyor. Direkt nokta koyuyorlar yani. Heh lastik basıncını soracaktım. Yani biraz yüksek bassak. Biraz performans da etkiler mi? Yok. Bu sefer lastiğin üst tarafı aşınır. Lastiğin yani şu yanaklar sağlam kalır, üst tarafı aşınır. Bu sefer lastiğin çöp olur. Lastiğine yazık olur. Ben buna 33... Amortisörünü patlatır. Çukura girdiğin zaman jantını kırar. Şanzıman milini yamultur.
Yani... Ama 33-36 basıyordum ben. Servisteki arkadaş geldi, kardeş geldi. Dedi ki, tek bir şey söyledi bana. Ne basınç kullanıyorsun dedi bana. Ben dedim, hayır dedi, hayır yanlış dedim. 36-40 bulman lazım dedi. Abi 36, basılıyor ya. Arkaya 40 abi, dedi. Abi motordan motora değişiyor. Yani. Fabrika ne diyorsa o. Çünkü 100 derse 100 basacaksın ha. 600... Fabrikası 36-40, 30 diyor, aynısını diyor. Fabrika ne dediyse ona basacaksın. 650 cc'ye dedi, 47 basıyoruz dedi. Ama şimdi oradaki abi şeyler de çok saçma. Mesela... Fabrika gibi kamyona basılıyor. Biz Doblo vardı, Doblo'ya basılıyor. Şeyde, fabrika verisinde mesela 22 diyor ön hava. Arka evet. 36 diyor mesela. Çok saçma şeyler. O var işte. Ben PGX'te mesela önde 22 diyor, arka 36 diyor. Ulan dedim böyle bir hava basıncı mı var? Böyle bir hava basıncı kendim mi? He. Ondan sonra ben ne yaptım? Ön 29, arka 32. En ideali o. Kullanan kişi zaten anlıyor onun ne kadar bastığını, ne kadar olması gerektiğini. Bütün skuterlarda standarttır. 250 cc altında, yani 125 cc'nin altındakiler hepsi. Ön 29'dur, artık 32'dir. Ön 30, yani düz hesap, ön 30, arka 32. Yani bana söylediği bu, bir de dedi ki motor ağır dedi yani bak. Senin dedi şu an bindiğin motor 230 kilo. Bir de çok basarsan yağmurlu havada lastik kayar. 30-33. Konforsuz. Yani değeri bu diyor yani, değeri bu diyor. Genelde sen bilesin dedi bana. Konforsuz bir şey. Ben hatta ben dedim ki, niye çok değil mi dedim. Bana ne söylediği, dedi soruyorsun dedi, cevabını veriyorum dedi sana. 30-33 iler mi X-Max'e? Ben öyle basıyorum dedim. Abi biraz... şimdi fabrika verisine de biz tamam doğru diyoruz ama bak fabrika verisi de bazen yanlış oluyor. Yanıltıyor abi ya. Fabrika da yanıltıyor. Onu en çok şeylere, kullanan kişilere, ustalara soracaksınız. Evet. Bu motor ustası kim mesela? Serviste. Ona soracaksın. En çok ona geliyor mesela. Bana kaç defa geldi bu? Ömrü billah bu ilk gelişi yeni kasanın. Önceki kasaları yaptım. Önceki kasa X-Max 400'leri yaptım ama bunda hiçbir alakası yok yani. Bu çok farklı bir motor. Değil mi? Tabii varyatör olsun, her şey olsun çok farklı. Yani aynı değil değil mi? 400'de. Değil değil. X-Max 400'de aynı değil. Değil. Peki karşılaştırırsak o mu daha iyi, bu mu daha iyi dersek yanlış olur mu? Yani bu iyi ama bunun varyatör somunları biraz hassas gibi duruyor. Sıkarken böyle sanki eziyor gibi. Hissiyatı biraz zayıf gibi. Ya önceki kasanın mesela somunları çevikti, bunun biraz da herhalde bir alışım var bunda. Bunun varyatör somunlarını pek beğenmedim. Yani lokmayı da sıktığım zaman lokmayı böyle tuttu, bırakmadı yani. Halbuki aynı ölçüydü. Mesela ön 24 artı 24 uzun lokmayı taktım. Mesela 24 tarafı sıktım. Sıktıktan sonra lokmayı bana geri vermedi. Evet. Lokma içeride kaldı. Onu çıkarmakla uğraştım. Orada şey anladık. Somunlar biraz yumuşak. Somunlar biraz yumuşak aynen. O biraz hoşuma gitmedi. Onu da niçin öyle yapmışlar? Somun yalama olsun, krank bozulmasın diye yapmışlar. Vay. Onun da bir hikmeti var yani. Abi ama bu somunları bunun düzenli olarak değişmesi lazım. Şöyle diyeyim sana. Kaç defa söküldü varyatör? Bu ikinci mi? Bu ikinci oluyor. İkinci ha. Yani. 3 4. varyatör değişiminde o somunların değişmesi gerekebilir. Var mıdır şey serviste? Serviste vardır. Vardır değil mi? Sen bana söylersin, ben alırım onları. Tamam abi. Varyatör somunu. Bir dahaki şanzıman şey, o ikisi somun da aynı zaten 24'lük. He, bakın da değişir o. Aynen onu değiştirelim. Elinde bulunsun her zaman. O somunlar biraz eziliyor. Fazla basma. Evet. Belki Roy'sta söylemiştir sana. Söyledi mi öyle bir şey? Yok. Demedim mübarek. Şimdi abi yağımızı koyduk. Buradan kaçağımız var mı kontrol ediyoruz. Allah Celle Celaluhu. Ya kaçağımız yok. Süremiz kontrol. Şimdi arka balata. Öndeyseceğim mi? Değiştir Murat ya. Önü de mi değiştir? Biraz güzel bir balata almış ya. Onu değiştirsin ya. Ya bu dönüşte ne alacaksın? Değiştirler olsun. Çift diskli. Evet. Kadın ne yaptı biliyor musun? Tek disk getirdi bana, tamam mı? Ha. Oradaki müdür geldi. Bir de ne yapıyorsun dedi. Yanlış balata getirmişsin dedi. Hadi ya. Çift disk bunda var. Bilmiyor musun dedi. Evet. Yapma ya dedi. Ben de balatayı gördüm. Ama tek disk biliyor. Ha. Benim çift getirmem lazım. Böyle getirdim bağladım da yanlış bağladı. Evet. Bir adam Allah razı olsun ya. Benimle bayağı ilgilendi yani. Ha. Gel dedi senle beraber aşağıda oynayalım. Sen ha. Bak ben neredeyim kamyon çoğu. Hatta şunu da söyledi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim yani.
Dedi ki yani niye başka yerde yani? Yaptırıyorsun. Işte, ben dedim ki benim bir kardeşim var dedim, arkadaşım var dedim. Ona dedim güven, yani güven konusunda dedim, ona güveniyorum, onun içeceğine güveniyorum, onun samimiyetine güveniyorum. Evet. Ona götürür dedi, doğru diyorsun dedi, o da kazansın dedi. Allah Allah. Yani, doğru söylüyorsun. Ne kadar iyi insanlar. O da kazansın dedi yani. Evet. Ama şunu da söyledi yani. Dedi servis dedi, işçilik dedi, bakım dedi, daha ucuz. He. Ya bu dedim yani kişi, orada benden cevap bekliyor. Ben dedim bu durum kişiye göre değişir dedi. Abi gittiğin kişiye göre değişir. Evet gittiğin kişiye göre değişir dedi. Ben değil. Kamuçu, Pejon'un motorları, Uzi Suzuki. Evet. Ya ben söyledim dedim ki 5000'de bir balta değiştirilir mi ya dedim falan. Ah. Dedi ya şehir içine dedi, dur kalk yaptığın için dedi, motor da ağır olduğu için dedi, ister istemez dedi, balta yeniyor. Evet. Ama dedi ben de sana güzel bir balta vereceğim. Dedim ben performans olarak hem de şeyini görürsün. İnşallah. Tabii ya çift diş kefreni fena olur burada. Güzel de. Bak diyor. Ya şimdi ben bunlar ön freni fazla kullanmıyorum. Kullanayım mı? Kullan abi. Takviye olarak. Durdurun abi bu sefer arka balatan bitiyor. İşte. Dengesiz kullanmışsın. Aynen. Ondan kaynaklanmıştık. İkisine... O zaman ikisine bir mi basayım böyle? Yani tabii. Aynı şey gibi. Tabii, tabii. Sen söyle. İkisini aynı anda basacaksın. Aynı anda basacağım. O yanlış bir şey. Hmm. Sen kaç... O bende bir alışkanlık ya. Abi hiç doğru bir alışkanlık değil. Yani ben yenmesin, ben gitmesin diye, bağırta gitmesin diye düşünüyorum ama... Bayağı sıkıştı. İlk defa mı sökülüyor bunlar? Tabii. Yok ya, ilk defa. Ne zaman ki? İlk defa da iki. İki, bu... Bir, iki, üçüncü. Tabii. Diyorum ya 5000'de bir bağırtan biter diye. Sen mi yaptın full yoksa önceki sahibi falan mı yapmış? Sen hiç geçti mi değil mi? Değiştirdim ya, arka baltayı değiştirdim. Tamam. Değişti yani. Valla o zaman iyi yiyor ha, hakikaten dediğin gibi. Sağlam sıkmıştı. Hmm. Çok mu sıkmışlar yani Murat? Şey, nerede sıkıldı bu? Bu şey vardı ya, bir usta vardı şeyde. Nerede? Mecidiyeköy'de. O mu sıkmış? Hmm. Makineye mi sıkmış herhalde? Valla bilmiyorum ama bakmadım beni sıktı lan. Ve o da şeye bakıyor, bir tek... Suzuki'lere bakıyor. Haa. Ben... Lex, ben kullandım, ben şu an şirketimde kullanıyorum zaten. Evet. Mesela şirketin kilometresi bundan düşük. Evet. 35 binde bak, bu 50 binde. Mesela onu daha yeni bakım yapıldı. Keşke sen yani işte şirketin yakın olsaydı, sana getirseydin. Evet. Adamlar acil istiyor biliyor musun? Kurye motoru ya. Evet. Aldık bunu götürdük, başka bir yerde yaptırdım. Bak şu an o yapıldığı yerde mesela, bu bana daha az verdi. Evet. Hızlı olarak olsun, frenler olsun. Şey sistemi olsun, çalışma sistemi olsun. Evet. Bana bilmiyorum daha güzel geldi. Yoksa ben kullanıyorum yani. Aradaki farkı anlatıyorum biliyor musun? Hı-hı. İnsan hissediyor ya. Yani. Hey ya Murat abi, sen var ya bizim otobüste olsan süper olur senin işin. Evet. Sana birkaç tane adam gönderip geldi mi? Geliyor İsm- birkaç kişi. Evet. İsmeksi gönderip... Söylemediler ama geliyorlar. Evet.
Benim bak Sancaktepe'de, şimdi Duran söylüyor, diyor ki ya abi servis nereye gidiyor? Aynısını söylüyor. Sancaktepe'de, tamirci diye gir dedim Yusuf'tan, gideceğin adres orası kardeş. Evet. Tamam abi diyor, sağlam mı? Ya sağlam çocuk herkes. Hiç görmüyorlar değil mi içini? Evet, aynı. Şimdi tutulacak şey aradı onu, değil mi? Ondan da diyor ki bir tane bilmem düzgün adam olsun. Nereye gittiysek diyor, sikleniyoruz diyor yani. Adam şey vardı, bulanıma girmiş, aynı. Ne ben şunu anlıyorum, arayış yazsın diyor. Bu da bu hava kaçırıyor mu bunu? O kaçırıyor ya normal. Şuna şu merkezi boşlamamız lazım ki otun biraz rahatlasın. Merkez kombi istiyor. He? O merkez kombi ardındaki. Evet. Bunların antifrizine takviye yapılması gerekir mi? Evet. Bakarım abi ona. Bak bak. Yağızın antifrizine hava fitesi de hemen koltuğun altında. Hava fitesi. Fazla bir daha fazla bir şey var sesi var şöyle. Koltuğun altında ne? Evet. Vay. Şimdi bir daha. Abi işte. Koltuğun biraz taktık. Ki takarken uğraştırmasın. Şimdi ilk yapıyorsun ya. Her geldiğinde hiç uğraşmazsın. He? Şimdi ilk yapıyorsun ya. Tabii tabii. Adamlar bunları fabrikada eğitimini almaya gidiyorlar. Değil mi? Tabii çalışan ustalı adam. Atıyorum kaç senelik usta? 10 senelik ustalar kim? Aa servisçi de öyle biliyor musun? Dedi ya buraya gidip adamları diyor öğretmeye çalışıyoruz. Diyor. İşte ustalar bunun eğitimi ama bize bak kimse öğretmiyor bize. Biz kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Ya bu bile kabiliyet meselesi yani. Tabii. Bu bile tecrübe yani. Biz şu an kendi kendimizi halletmeye çalışıyoruz. Ha. Kalifeli aldık. Ama tekniği var işte. Elhamdülillah yapıyorsun da yani abi. İnşallah. Şurada 5 ayranlarla Balat'ı kurtaracağız. Allah şükür bugüne kadar bir şey bize kalmadı. 350 geldi sana. Oldu. Ne? ADM. Geldi tabii. Videosunu çekti de abi. He. Nasıl? Çok güzel abi. Ben de. Beğendin mi? Beğeniyorum onu. Yapmışlar yani diyorsun. Tabii çok güzel yapmışlar. Uzun yol gidilir mi? Gidilir abi. Peki abi, ADV 350 mi bu mu? Bana sorarsan ADV 350 derim. Değil mi? Niye? O daha sirkülasyon. Daha böyle atik daha gider değil mi? Hayır ben gidiş performans bakımından demiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz Honda daha iyi tutuluyor. Evet. Alırken satarken piyasası güzel. Piyasa evet. O bir. İkincisi parça bulunabilirlik. Honda da daha iyi biliyorsun. Diğeri varyatör kısmı güzel. Bunun da güzel. Ama bunun parçaları pahalıdır. Ben Suzuki'yi severim ama Türkiye'de yaşam koşullarına göre uygun bir motor değil. Zengin adam işte. Suzuki ben... daha mı pahalı diyorsun? Tabii, karışım aşı çok pahalı motorum. Allah Allah. Dayanıklık olarak? Abi onu test etmedim, onu kullanınca ancak. Tahmini? Honda kötü değildir. Suzuki de her zaman daha iyidir. Bak, balatılar nerede gelmiş. Görüyor musun? Görüyor musun balat? Şu pistonları yıkayacağız. Şu kaliteli. Yani. Tam zamanında mı söküyor? Aynen öyle. Evet. Çünkü servisi geçirip de demişti, abi de arka bağlantı da bitmek üzere. Evet. Haberin olsun dedi. Evet. O Johnny'ye mi gitti bu şey? Filoya'daki mi? Şu arkadaki piston, el freni pistonu şu. Yok yok. Bak şu arkadaki, şu arkadaki. Hı. El freni pistonu.
Bu da kaliperin pistonu. Freni, el freni çekili değil mi şu anda? Yok. Yok. El freni çektiği zaman bu piston ileri basıyor. Ama güzel bir şey yapmışlar ya. Tabii olması gereken bir şey. Evet. Buna da spesifik sorular yaptırmış abi. Aldığımızı. Serviste yaptırmış. Ha. Yani çok güzel abi ya. Yokuşta bir bakıyorum, zindeki herkes bana bakıyor. Bir şey oluyor. Acil bir şey oluyor. Bir telefon alacağım, bir şey alacağım. Bir şey... Yokuşta oluyorsun, bir şey olursun ama tek tek yapabiliyorsun. Evzide ya, yok ben bakmıyorum. Saklamadım. Şey vardı da bizim patronunda şey, ADV 750 var. Evet. O çok motoru değiştirdi. Bunda kalıcı kaldı. Dedi ki ben dedi satmam dedi. Biz de öyle bir şey söyledik ona. Dedi ki ben dedi memnunum dedi motordan. ADV 750. Bundan memnun kaldım dedi. Bundan memnun kaldım diyor. Ha. Hemşehir içi Bir de dar makine ya abi, içmesi gibi dar makine. Hop 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 kaçabiliyorsun darlardan. Güç de var. Temiz değil mi? Öyle pislik falan bir şey yok. Neyse şu sonra gidelim. Gerekiyor mu ya? Yok abi. Yani şey, yok yağ vurursan şey. Balataya bulaşır. Değil mi? Mahveder. Mahveder. Şu arka iki üstüne de. Ona kadar yine bakalım. Şurada iki tane kablo var. Onlar ne? Biri el frenin, biri hidrolik koltuğu. Şu el frenin, şu hidrolik koltuğu. Şöyle. Oraya gireceğiz de. Yani o oradayken nasıl çıkardın ki bunu anlamadım. Nasıl yani? Ha bunu içine almam lazım değil mi? Balataya tabii, takmak tabii, için. Tabii. Yoksa balataya takamazsın. Tamam, sen de şuradan tut. Biraz bu işlere gidecek. Şöyle mi? Şöyle, bu tarafa doğru gitmesini engellemem lazım. Tekrar biraz ileri geldi. Tekrar ettireceğiz. Bu ne yapıyor şimdi abi? Pistonları geri itiyor. Pistonları geri itmezsek balatayı takamayız, takamayacak diskeye geçiremeyiz. Yeni olsunuz. Tabii. Şimdi balatalar bakalım. Benzin balıklar. Kapı sıralı mı kaçıyor? Ben kapattım ya. Şimdi. Serviste değişmedi mi? Yok. Ha o yüzden. Diski de biraz çizmiş gibi sanki ama.
bir çizme olmuş. Tatlıdan mı çizmiş? Bitme aşamasını ya bir de herhalde bir de hocam. Bana dedi şey, abla vardı da, dedi ne iş, dedi, ne iş yapıyorsun? Dedim kuryeciyim dedim. Hı. İyi tamam dedi, o zaman dedi sen dedi fiyatlı bir şeyler yapalım dedi, kuryeci deyince. Ha, demek ki insanlar geliyor. Ben dedim yani bundan önce de dedim sen, benim motorum bakımları için dedim parçalar sizden alıyorum ben dedim. Hı. Tamam dedi kardeşim, sana dedi indirim yapıyorum dedi. Yaptı, Allah razı olsun. Öteki balatanın şurasında çıkıntı var mı abi? Bakabilir misin? Burada mı? Balata abi de burada. Tamam. Evet, bunda da çıkıntı var. İlk defa değiştirdim, balata değişimi görüyor musun? Ha, bak bu köşeye giren geliyor. Bakayım. Evet. Taktık mı nereye geliyor? Şu çıkıntı. Demek ki öbür tarafa bir takıntı var. Şu öne takılıyor. Bakalım. Evet, bu buraya takılıyor. Balatların yanları var. Buraya. Çıkıntı nereye geliyor? Olan taraf bu tarafa geliyor. Yanlış takama diye adam oraya çıkıntı yapmış. Evet. Takamadık o yüzden. Çıkıntı olan tarafı bu tarafa atıp takabildik. Şey bize öğretmiyor abi. Bizim eğitimcimiz yok. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Şu çıkıntı olan taraf bu tarafa bakıyor. Adam oraya takama diye oraya çıkıntı yapmış. O yüzden demin takamadık. Bunun ne diyorsun? Sojuki. Sojuki. Çıkıntı adam boşuna yapmış. Bir şey yiyorum ya. GS yok mu en son çıkan? Baya güzel yapmışlar. Çok ufak yapmışlar dedi. Baya. O hiç eski katısı pop. Çok heybetli. Çok heybetli yok. Var ya, abi çok heybetliymiş. Ben geçen yakından gördüm. Hı. Abi boğa gibi. Bildiğin şey, çıldığın boğalar gibi bir makine. O şimdiki şey NK'ya benzer ya. Cılız yapmışlar. Ufacık bir şey. Ama işte orada yok yok. Tüm sistemi koymuşlar. Yani. Sen şimdi bir hata yapıyorsun ya. Evet. Makine seni o hatanı düzeltiyor. Allah Allah. Ya öyle bir sistem yapmışlar yani. Allah ya. Geldi ya, bizim bir tane müşteri vardı. Müşteri getirdi böyle. Dedi nasıl, memnun musun diye sordu. Dedi harika dedi. Evet. Aa dedi, uzun yol motoru dedi yani. O böyle şeyin içinde daha hızlanmış. Yani uzun yol motoru dedi yani. Evet. Çok kıvraklı, çok sevdi. Onlar tümsek hissettirmez abi, çok güzel olur. Değil mi abi? Aynen. Hop atar valla. Bunu sıkacağım torku abi. Ya İstanbul gibi bir yerde skuter kullanmıyor. Biliyor musun abi?
Hep böyle ne diyorlar onun tarzına? CSR'lara ne diyorlar? Rezil diyorlar. Evet. Rezil ihtimalle. Bunlar tümseye bir şeyi fazla hissettim. Artık beni bir pompal abi, bir boşluğu gitsin. Bakalım düzgün çalışıyor mu? Öbür taraf, öbür taraf. Arka freni bilmiyor musun yani? Yok lan. Senden taraf, senden taraf. Orası mı? Tabii arka fren orası. Allah Allah. Sol taraf. Aynen. Pompalı abi. Pompalı. Tamam, pompalı. Doldu mu? Şimdi sertleşmeye başladı. Şu an sert mi? Şu an sert. Tamam. Bırak şimdi. Tamam. Bırak. Sıkmaya devam et. Sık sık bırak. Sıkır mı? Sık sık bırak. Sıkırdığını bırakıyorum. Tamam. Bırak bakayım. Bırak. Tamam, sıkıntı yok. Balotamızı düzgün şekilde tak. Valla maşallah var ya burası. Valla maşallah. Kavrulu aldık da bu değil mi? Şeye bir anım var, onu anlatayım mı? He he. Bir anım var. X-Max'i daha yeni almışım. Bir ustaya gittim yani. Ama tanımıyorum, bilmiyorum yani. Böyle bizim orada, Bergen orada. Neyse, kardeş dedim şunun bir hava filtresini temizliğini yapar mısın? Hangi motor? X-Max ya. He. Adam şimdi geldi, tamam mı? He. Ya diyor, bunu baktım bir şeylerle uğraşıyor ama ne yaptığını bilmiyor. Ben ne oldu sana? Ya dur diyor. Orada şey vardı, tablet var. Tabletten bu yanımın şeyinin sitesine girdi. He. Arıyor, nasıl sökülecek? Ha. Ya dedim, ben dedim sana söyleyeyim dedim ya. Şurada cıvatalar var dedim, bunları da sökeceğim dedim, çıkacak dedim. Adama küfür etseydin. Adam öyle deyince var ya, bir toparlama yaşa. Aman dedim, gözünü seveyim kardeşim dedim. Ha. Bilmiyorsan dedim, içerleme. He. Ya dedim, dur ya diyorum. Ya abi gözünü seveyim dedim. Yani şimdi ya, kaş yapalım derken göz çıkar dedim. Aa. He, aldık motorumu. Şaka çıkardım. Yapıyorsun. Aynen öyle. Ulan adam için çok kötü bir durum ya. Eyvallah. Adamı yerinde olmak istemez. Gözünü sevmiş yerler dedim. Adam için iyi bir şey olmamış ya. Üzüldüm. Öyle bir şeyle karşılaşmak asla istemez. Evet. Bırak evet, ister misin? Değil mi? İnsanın şeyi gider. Garipsel yani, ne oluyor ya? Morali bozulur değil mi? Aynen. O duruma düşmesini istemezdim. Senin yanlış bir şeyler yaparsın. Ya sen de haklısın, canını yolda yani bırakırsın. Canını riske atıyorsun. Hava filtresi ya, hava filtresi söyledim. Bak ben motoru ilk defa söktüm bak şu an. Hiçbir yerden görmedim. Bununla ilgili hiçbir video yok, hiçbir bilgi yok. Yani tamamen daha önceki motorlardan öğrendiklerimi duyuyorum. Tam tecrübe işte bu. Tabi tecrübe olmasa bunu sökemez bir usta. Şu an balatı ilk defa değiştirdim. Yağını ilk defa değiştirdim. Yağ fitesini ilk defa değiştirdim. Vibratörünü ilk defa açtım. Bana kimse Murat bu böyle yapılıyor. Şöyle yapacaksın demedi. Ya sadece bir motor değil yani. Birçok motor değil mi bu? Ya evet. Üniversal çoğu motor birbirine benziyor ama yerleri farklı. ADV'nin nasıl? ADV'nin. O kolay. Kolay mı? Bana göre kolay. Suzuki biraz zor bir motor. Ama senin motorunda zorluk çekmedi. Yani şu motoru ilk defa el süren adam bir bocalar, ne oluyor lan yani, nasıl motorlar ya? Ya Allah biliyor ya, bak bunu samimi söylüyorum yani, bunu şey olsun diye söylemiyorum. Sana ilk gün geldim ya. Evet. Benim kanım o ilk gün geldiğimde senin içini sadece YouTube'dan seyrettim ya. Evet. O an dedim ki ben dedim tamam dedim. Yani bir de kapının önünde yapıyorsun ya. Tabii. Canlı canlı böyle dedim ki tamam dedim. Ben dedim arada bu sayı buldum dedim. Evet. Hatta farkında mısın? Giderken dedim. Artık dedim sen değil. Aynen hatırlıyorum. O günü hatırlıyorum. Hatta hoş bir sohbetimiz olmuştu. Aynen abi, sen benim için farklı bir abi. Allah razı olsun. Maşallah. Sen de bizim için öylesin. İnşallah. Bize ne diyelim, ne manyak insanlar geliyor. Evet. Hep bir anlaşmaya çalışıyoruz ama bazıları bizi iyice gıcık ediyor, ters duruyoruz yani. Ezilmeyeceğiz abi, kimsenin kölesi değil sonuçta. Ya şimdi şey sanıyorlar, maaşla çalışan eleman gibi düşünüyorlar. Biz kardeşim, kendi işimizi yapıyoruz. Evet. Biz ki, yani kendimizi ezdirmemek için biz bu işi yapmaya başlamışız.
Sen gelip bana burada beni darlarsan çakışırız. Yok şimdi bir insanın kanı kaynadığı zaman var ya hakikaten öyle. Hani mesela benim şey gelmişti. Benim torunlar var ya. Evet. Ellerinden öperler. Evet. Üç maşallah. Tane. Maşallah. Torunlar mı var? Ne diyorsun ya? Üç tane torun var. Vay be. Şimdi hanımla şeye gittik. Arnavutköy'e. Onun tarafı yani. Benim tarafım yok. Şimdi onların da ismi Miraç Berat. Benim torunların da ismi Miraç Berat. Ha. Bak bunlar da diyor senin torunlar diyor ya. Ne diyorsun? Evet dedi. Bunların da akrabalık, kendi akrabalık var diyor. Şimdi mesela şimdi o çocuklar ya, babasına gitmiyor diye bana geliyor. Hemen geliyor, denemiş tamam mı? Ben bir hoş oluyorum, bir öyle bir seviniyorum, alıyorum onu. Benim de kucağımdan düşmüyor. Halbuki o benim öbür torunlardan daha çok seviyor. Evet. Bak öbür torunlar o kadar sevgi muhabbet yok yani. Ama evet. Bunlar ha, şey diyor, hanım diyor ki bak diyor kankanı diyor nasıl çekiyor. Yani insan eğer insanla özveri yani sohbetle birleşirse o kan onu çeker zaten. Evet. Kafa uyumlu olursa, kalbi olarak uyumlu olursa aynen. O insan her türlü anlaşırsın abi. Evet. Ama kafa uyuşmuyorsa, sohbeti de radarlar birleşmiyorsa sıkıntı var. Abi seninle anlaşamayan bir insan var mı? Merak ediyorum. He? Çıkmıştı karşına illaki. Anlaşamadığın insan. Çıkıyor mu hiç anlaşamadığın insanlar? Yoksa insanlar, sen anlaşamadığın insana farklı mı davranıyorsun? Ya var da yüce açık şimdi. Yusuf tahmin etti. Ben tanıyor muyum? Yok. Zaten kapatabiliriz zaten şey değil mi? Ha. Aynen. Dursana. Durdurdum. Sen sor. Ama şu an boyun bükülmüş biliyor musun? Ondan dolayısıyla ben fark ettim. Ben de onu analiz ettim. En azından konuşacaktım. Ben boyun bükülmüş. Yani. Maltepe'deki arkadaş yaşıyor mu bilmiyorum. Motorlarda tek rakamlı motor dışında şey, anahtarlar olmaz. Uğursuz rakamlar için tek rakamlı hep çift rakamlı gider. Bunlar mesela 12, 14, 18 diye gider. Hiçbir zaman 13, 11 diye bir şey görmezsiniz. Maşallah iyisin. Zulüm bitti yani. Bizde kesinti yok. Kesintisiz video. Sonuna kadar, en ince ayrıntısına kadar ne çektiysek o. Değil mi abi? Videoda bir şey kestik mi hiç? Her şey. Yok. Şeffaf. Açık açık. Şeffaf Allah'ım. Film izler gibi çayınızı, kahvenizi koyun izleyin. Yapabilen kendi yapsın. Yapamayan gelsin buradayız. Bakımını yaparız. Suzuki'cilere. Brugmancılara söylüyoruz. Dertlerin devası burada. Yapamadığımız skuter yok. Bütün skuterlara bakıyoruz. Skuter harici hiçbir şeye bakmıyoruz.
Arkadaş bir ara vitesi almıştı. Bize evet. Gelemeyeceğim motoru sattı. Abi sen bunu öğrenmedin ya. Hatırlıyor musun abi? Aa ben dedim biliyor musun bak skutura geç dedim rahat edersin. Ondan sonra skutura geçti. Valla bir yandan sen bakımı sana yaptıracağım ya o yüzden de hevese geçtim biliyor musun? Abi tamam ustam da hazır dedim. Daha da ne istedim ya? Hatta o siyah aldığım gibi de sen aramış. Hiç aynı mı? Abi. Yok. Yok. Bunlar kimin? Biri senin, biri onun mu? Nasıl oluyor? Sanki ikisi aynı gibi. Aynı ya. R90 tamam. Aynı. 192, 197 MS. Scooter. İkisi de aynı balata galiba. Bir dakika. Yok bir dakika. Aynen şu arkası seni yanıltıyor. Bunun burası dönük bize, bunun ön yüzü dönük ya. Ona kafam takıldı. O şey yapmak için herhalde, oturtmak için. Öbür türlü de oturtabiliyorsun. Aç aç, oradan bir çıkart. Tamam şu vakit her şeyin yok. Aynı gibi ya. Aynı gibi ya. Bana göre ya. Şu daha çok iyi olsun. Bunu niye takıttın daha varmış. Yani sağdaki ayrı soldaki farklı mı acaba? Sen ikişer tane mi aldın ne yaptın? Onu anlamadım. Onu anlatırsan dayanamadım. Bu çift disk ya. Çift disk ya. Ha iki tarafa mı takacağız? Tabii. Ulan ben de dedim ne oluyor? Tek disk değil ya. Bak şimdi gördüm o disk ya. Bunu da öyle yanlış getirebiliyor musun? Ya tek disk zannediyordum ben de yanlış getirmişim. Ulan ya. Çift disk. Bak bir defa. Söyle dedik yanlış getirmişsin dedi. Çift disk muhabbetini ben de çok sonradan öğrenmiştim abi. Nasıl cebur şimdi bak. Abi bunların şeyleri var. Yönleri farklı olabilir. Aynen. Sen sonuçta ikisini de açacağız. Ulan ben diyorum niye iki tane aldı bu adam? Ben nasıl önce sordum ya abi sen dedim niye iki tane? Üç tane var burada diyorum. Üç paket ver. Çift disk yedim. Şimdi bak. Bu öteki tarafı. Sağlı sollu bunlar. Ha birbirini tamamlıyorlar. Tabii. Ulan ben öteki taraf disk olduğunu aklıma gelmedi abi. Görüyor musun? Bunlar yönlü balatalar. Lan bura bitecek, bura bitecek. Bitti sana. O tarafta diski gör böyle. Bak. Ama frenleri harika ya. Frenlerine yani. Abi ya bırak da harika olsun gözünü seveyim. Yani, önde iki tane eşek kadar disk var. Evet diskleri büyük bayağı ya. Daha önce çift taraflı şeyinkini Trixie 155 vardı bir tane Yamaha görmüş müydün bilmiyorum ama. Ya bu şey. Önde iki tane tekerleği var arkada bir tane. Evet. Onun sağlı solluydu aynı boyluydu. Geldi mi sana? Geldi Trixie 155 geldi. Abi motorla berbat ya. Aynen. Öyle abi. Çok sıkıntı abi. 4 tane amortisör var. Çok ansız. Sıkıntı ya. Bela arasınız. Düşünsene onun amortisör keçelerini değiştirmeye kalksan ayva yedin Allah ya. Allah Allah. Ağır bir şili var yani. Ya abi disk alacaksın 2 tane. Tekerek alacaksın 3 tane anasını. Aynen. Çok saçma. Vallahi bela ya. Balatalar biri sağa bakıyor. Bunun gibi aynen. Sağlı sollu. Bela ya bela. Ya bir de abi ne bileyim hiç çekici de gelmiyor motor ya. Hiç yok, motor diyesim gelmiyor. Tipi, ATV gibi bir şey. Tipi bozuk yani. Çok bozuk çok. Hiç çekici bir makine değil yani. Aynen öyle. Bak yanlış yerden takıyoruz görüyor musun? Kafa basmıyor ki. Balatayı taktık. Kompresörde ne varmış maşallah bitmedi. Balatın birini taktık. Balatalar nasıl abi pahalı mı? Ya biraz az. Şimdi 850 lira dedi. Yani Allah razı olsun. Bunlar orijinal değil mi abi? Orijinal dedi bana. Öyle mi? Servisten mi aldın? Hı. Servisi orijinaldir. Orijinaldir. Ama yani öncekiler bal, öncekiler orijinal değil. İyi bal, yok değil. Bak, onlar usta dandik takmış şimdi. Aynen. 3 tane balata mı 800 lira? Tekim 800 lira. Yani yağ filtresi. Yağ filtresiyle üst balata 2100 lira para verdim. Yani yağ filtresi 400 küsür bir şeydir. Yani indirim 400 lira falan bir indirim yaptı bana. Şimdi öteki tarafa geçiyoruz. Öteki balata. Allah razı olsun. Oh, güzel esiyor ya.
Aynen. Işıldağımızı alalım. Kanka oradan takımları ver bana, sana da. Aynı takımları kullanacağız. Ne video oldu be? Evde izlersin artık. Ne zaman izleyeceksin? Bugün izleyemezsin herhalde. Valla eve gidip badana yapmazsam izleyeceğim. Aa izleyemezsin o video yükle. Aa daha ben daha. Bak bunu yapacağım. Evet. X-Max'ı yapacağım. Oradan çocuk yaşıyorsa onu kurtarmaya gideceğim. Anım bizi badana yaptıracak. İçeri keşfiyorsa. Malta bitki arkadaşı ne yapıyor bilmiyorum da. Bizi bekliyor. Allah yardımcısı olsun. Allah harbi yardımcısı olsun, hiç aramıyor garibim de. Yoldum. Arıyordur da telefon şu an kamerada. Esnaf bir yerde çeksin motoru. Bağlısın. Tanıdığı biri vardı herhalde, bilmiyorum. Ya abi tanıdığı bir yere çeksin. En sağlıklısı o, değil mi? Bir dükkana bir şey, bir tanıdığı varmış herhalde, onun oraya çekmiş. Geçsin bir yerde çay, çorba, yemek, muhabbet. Başka bir zaman geçmez, uzak bir yerdeyse. Sabah kaçta açıyorsun lan? Valla 12'de açıyorum. Geç gittiğim için. Hadi geç gittiğim için. Eve gideceğim, banyo yapacağım, karnımı doyuracağım. Geç olmam lazım. Eve gidiyorum da ayakkabılarımı da çıkarmadan beni aramaya başlıyor. Lan bir durun, bir hayata yeni başlıyorum. Bir elimi ayağımı yıkayayım, duşumu alayım, karnımı doyurayım. Değil mi? Aynen ya. Senin de işin işte şey sıkıntı tarafını buluyor. Murat abi, şey var mı canım? X-Max bakıyorum. Şimdi abi. Bir başka olaylar var işte. Başka ev var satılık da. Onu satmaya çalışıyoruz. Şu an şey kredi faizleri yüksek olduğu için kimse ev almıyor. Evet, evet. Satabilirsem evi. Buralardan bir ev almayı düşünüyorum. Şu an ben kirada oturuyorum. Hı. Kiradan kurtulmak istiyorum da. Allah seni kurtarsın ya. Sana Rabbim nasip etsin. Bir senedir satılık bir evim var Ağustos'tan beri. Satamadık. Piyasa durgun. Nerede? Sultan Selim Mahallesi'nde. Hmm. Evi satamadık. Satarsak onun parasını az bir miktar elimizde paramız var. Buradan alacağız da satamıyoruz bir türlü. O yüzden bütün motor işi bilmem ne işi evin şeyine takıldı. O anda 200-300'e sıkışırız. Tamam, motora evet. Vermiş oluruz. Evet, kimseden de para alamayız. Herkes darda zaten. Evet. O yüzden hiçbir şey yapamam. Elim kolum bağlı yoktur. Evin satılmasını yapıyorum. Çok plan var ama ev hepsine engel oluyor şu anda. Böyle kötü zamana denk geldik. Burada mı almaya çalışıyorsun? Aynen buradan almaya çalışıyorum. Allah nasıl etsin ya. İnşallah. Burada nasıl abi? Fiyatlar pahalı mı? Aynı be, her yerde aynı. Eskiden bura daha uygundu. Aynen. Aynı fiyata burada daha düzgün ev alabiliyorsun. Hı, evet. Orada mesela bahçe katı benim ev. Burada aynı paraya ara kat alabiliyorsun. Yok buralar güzel abi ya. Güzel. Ben buraları çok beğendim. Yok evet, sakin. Yani çok sakin. Sessiz yani. Bizim oralar cürcünalı. Buralarda yakında bozulur be abi. Evet. Bozulmayan bir yer yok ki abi. Buranın da biz geldiğimizde mesela daha güzeldi buralar. Şimdi kötü değil ama diğer yerler daha kötü ama burası ilk geldiğimiz gibi değildi yani. İlk geldiğimizde daha çok yeşillik vardı, azalıyor zamanla. Ben 2018'de geldim buraya. Şu an arazilerin çoğuna ev yaptılar mesela. Arazilere ev yapıldıkça buranın tadı tutu kaçıyor. Evet, evet. Şehirleştikçe ilk geldiğimiz zamanki hava yok yani. Değil mi? Var mı etiket? Var abi. Sana şundan yaptırayım birkaç tane. Yaptırayım abi. Motorlarımızı yapıştırırız. Yapıştırırız Murat. Aynen. Hemen sen bilirsin abi nasıl biliyorsun. İz bırakıyor mu etiket? Yok ya. Kaldırma değil mi? Kaldırma değil mi? Abi o balataları versene bana. Evet. Yeni balataları. Balataları da boşuna değiştiriyor abi. Ha sen yan sende balata diye değiştirin. Aynen. İsk yemesin. Ötüyor değil mi? Aynen öyle. Ha. Buradan ya. Sen tamamen disklerini korumak için değiştiriyorsun. Aynen abi, zaman görmesin inşallah. Anladım seni. Bu şekilde. Pinler şu tarafa. Gelmiyor, bir ses geliyor ama. Kompresörden geliyor. Ortamı çıkarsan o ses gider aslında. Ne yapsın?
Dur onu siz yapamazsınız, ben yaparım. Yok yok, kalsın ya. Kalsın ya. Zarar yok. Abi Allah'ın izniyle senin motoru bitti, başka bir şey var mı? Şey var, antifrizle hava filtresi. Ha bunu değil mi? Hava filtresi, hava mı tutacağız? Aynen. Tamam. Antifrizin suyuna da ekleme yapacağız. Aynen kardeşim. Tamam. Ama egzoz çok ısınıyor ya Murat. Egzoz çok ısınıyor. İyidir. Abi normal be. Hava sıcak. Değil biz mi? De ısınıyoruz. Yani. Sıcak. Motoru sıcak. Çocuk görüntülü mü arıyor? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey görmüyor. Sanırım kayıtlı olduğu için. En son baktım ulaşamadım. Aynen şu an. Her gün böyle ulaşırız. Ona söyledim ama benim şimdi 11'den önce bitmez dedim. Zaten haliyle 11'e yaklaşıyor yani. Gelmem şimdi umutlanmaya başlamıştır. Sen? Hatta hatırlıyor musun? X5'in geldiğinde sen bir hoş olmuştun böyle. Niye? Ya ben de istiyorum falan dedim sana. Evet. Ama onu yani hareketler sana kim söyledi? Bu kardeşime dedim nasip et dedim. En sıfırından en güzelinden. Yok. Bizim gibi değişikliklere sebebi. Allah şükür onu alacak param var şu anda ama nasip ediyor Allah da. Biz almıyoruz şu an işte ev olayı bizi tutuyor. Allah yardım ediyor kullanım. İnan Allah'a var ya bak sen benim kardeşimsin. Bunu anlayan Yusuf şahit yani. Başladığında var ya param var yoktu ha. Tabii. Bir Samsung motorun parası vardı bende. Evet. Allah razı olsun patronumdan. Ben de gani gani razı olsun. Evet. Biraz da bana yardımcı oldu. Biraz da parası oldu. Evet abi ben şu motoru şu an Almanya. Şu motorun Almanya insanları bilemiyor şu anda. Senin motor şu anda zengin insanların bindiği motor. Yani yok ya bu zengin değil. Yani. Değil sen oğlum. Gönlümüz zengin. Gönlünün zenginliğini sana işte Allah sana frenin boşluğunu alalım. Evet, frenler şişti. Tamam, şimdi durdurabiliriz arkadaşlar. Diğerlerini göstermeme gerek yok zaten. Hava filtresi falan. Klipsler var. Tutar. Niye bu kadar çok yapmışlar ya? Yapmışlar ama ya. Önce bunu değiştirdiğini izledin mi abi? Evet. Bunu gördün mü daha önce değiştiğini? Buradan mı değişmişti? Evet, buradan değişmişti. Tamam. O zaman kafamız rahat olsun. Hatta o rengi bulmuşlar. Hatta hava filtresini kabı çok güzeldi biliyor musun? Ruhu ise dedi ki bu dedi bana hatıra kalsın dedi. Kabını dedi baksana dedi, ne güzel yapmışlar. Evet. Video yok. Böyle video yok internette. Aynen. Ya. Şimdi şarjı mı bitti lan?
Niye bu kadar zor bir yere yapmışlar onları yani? Sıkıştırmışlar her şeyi. Ya şu demir ipini. Evet, demir engelli. Allah Allah. Sadece kapağı alsan olmuyor herhalde, bakayım. Yok. Aynen oradan bir destekle bakalım. Çok boktan yapmışlar. Yok, buraya ya. Direkt yapışmış abi ya. Yani seli biraz daha mesela demiri yükselseydi. Ya şunu bir tık geriye sok. Mesafesi de var. Bunu bir tık daha geriye yapabilirim. Şaseye denk geliyor. Çıkarması bir dert, çekmesi bir dert. Ya bir de onu takması var, evet. Şu kapağı bıraksak, anlayacaksak. Yine olmuyor. Bu tarafa doğru çıkartmaya bak abi. Çok rahat çıkardı onları ya. Allah Allah. Bir de bir şey mi tutuyor acaba? Yok. Yok abi. Şoseye denk geliyor. Ver bakmış. Aa bak. Ha yok. Şurada tutuyor olabilir mi? Yok, o geliyor. Ayrı geliyor değil mi? Şoseye denk geliyor. Bak şuraya. Evet. Bak şimdi. Bak. Kaldı. Ver bakayım ışığı. Bak böyle orası taraf... çıkmış durumda. Şurası daha çıkmamış. O zaman buradan beri alacağız onu. Bakayım. O taraf bırakmıyor zaten. Evet. Bu şekilde. Aynen öyle. Dur bakayım. Soketler mi geliyor acaba? Ha, şunları çıkartmak gerekir mi acaba? Yok. Sök taklı gibi böyle. Şunu çekmek gerek. Şunu çıkartayım mı? Bakayım, yok o. O çıkan ortalığı. Bunu aldık bakalım olacak mı? Sanki bu da istiyor gibi. Çünkü kabloya bu sefer çarpıyor. Dur bakalım. Evet. Bunu söktü mü Ruhi Usta? Yok. O dur bakayım. Pek seyretmedim orayı ya. Zaten bu çıksa direkt geliyor. Çok evet. Güzel gelir. Evet, ona takılıyor. Aynen. Söktak o mı? Ne Murat? Sen? Bilmiyorum abi. Bu nasıl bir soketmiş bakalım. Evet, bu çıkartmalı bir soket. Dur bakalım. Büyük ihtimal şu şekilde. Şöyle alacağız ama aynen. Tamam, şimdi oldu. Şimdi gelmesi lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Aynen. Ötesi sonunda çıkardık. Çıktı Allah'ın izniyle. Beklenen zahmet geldi. Toz, bayağı tozlanmış. Soketleri sökmeden alamıyoruz. Yine alalım ya. Şu tarafı doğru tutmak için.
yaparsan tut. Gelmiş işte Allah'ım. Pismiş. Kapak oturmadı. Oturmadı yerine herhalde. Yukarı kalkması lazım. Burası takılıyor. Tamam. Cımbız gibi bir şey. Geçiyor. Şu an tamam. Şu an tamam. Süper oturdu. Az daha geç. Geçiyor şu an. Geçti geçti. Tamam. Bakalım şuraya. Geçti mi? Geçti geçti. Soket takalım. Evet. Tamam. Okey. Şimdi abi bunu vidaları şurada. Tık diye ses geldi. Oturdu. Takması, sökmesi biraz ustalık istiyor. Normal kullanıcının yapması biraz zor. Biz bile zorlandık yani. Evet. Yani milimetrik yapmış adamlar bunu. Yani oraya niye koyduk ya? Hadi oraya koyduk yani şu boruyu biraz daha yüksel koy, yükselsene. Boruyu yani az bir şey yüksek yapsalar uğraşmaz. Değil mi? Ya. Tekliği sen bunu düşünememiş mi ya? Bu adam bunu çıkaracak nasıl çıkaracak? Aynen. Takacak nasıl takacak? Ya sök tak elimiz alışır da işte. Bizim de elimiz alışık diyeceğim artık. Çoğu şeyi bilmiyoruz. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Eğitim verilmedi bununla ilgili bize. Doğru mu? Aynen. Kendi başımızı halletmeye çalışıyoruz. Hatta bunu nasıl şarja takılıyor? Dur ben takarım onu kenara koysam. Yani telefon şarjı oluyor herhalde bunu. Aynen. Mikro yani. SD. Hmm, aa, burada radyatör de gözükmüyor. Yani. Hı? Orada hiçbir şey yok. Evet. Şey yok mu bakın? Radyatör yerini bulamadık. Antifrizi mi diyorsun? Aynen. Ya orada, oradan ben sol taraftan diye sanki. Şunu takalım abi önce. Aynen şu. Kullandığımız bildiğimiz motor değil. Şöyle. X-Max olsa gözüm kapalı antifrizini değiştiririm de. Bu keçelerin altında değil de değil mi Cengiz abi? He? Keçelerin altında falan değil de. Bilmiyorum ki. Değil herhalde. Klipsler sende mi abi? Tamam. Evet. Sende bir şey. Bunları kaybetmeyelim de. Lazım olur. Bunlar. Şunlar. Şunlar kalın. Şunlar ince olanlar. İhtimal şu olurdu. Evet, onlar ufak olanlar. Onu desteklemek lazım. Şöyle var.
taraftan geçiyor. Ha, olabilir, evet. Hı. Aynen. Saf su içiliyor mu abi? İçilir ama susuzluğunu gidermez. Saf su. Saf su. Kulağa böyle sanki çok temiz bir su gibi geliyor. Evet. Ama içinde mineral yok. Zehirler mi? Zarar vermez. Bir şey yapmaz. İçilir ama. Klor yok ha? İçerse susuzluktan ölürsün. Allah Allah. Susuzluğunu gidermez yani. Tuvalete şey yapar mı acaba? Sıvı ya mesela. Tuvalet ihtiyacı yok. Denemek gerekiyor. Lazım. Bir gün deneriz boş vakitte. Öyleseyiz. Ya şimdi de bilirsin sen ne anlatıyorsun diyecek anasın. Manyak mısın hiç? Aynen. Dur abi. Şu antifrizi bir araştıralım. Buraya basıyorum.